Selamlar arkadaşlar, mikrofon geldi mi? Geldi, ses de geldi. Tamam, hiçbir problemimiz yok. Evet, görüyorsunuz Tarçın Reis de burada bugün şu anda Evet, tıraş bizlerle. olmuş, dıbız Doğru. olmuş. Tamam. Dıbız Dıbız, konuş. tıraş dıbızı. Dıbız olmuş, Merhaba. dıbız. Vallahi zor durdu. Kaç Şöyle kaç. yapalım o zaman, ben önüme chat'i alayım çünkü Eda Tarçın'ı görmek istedi. Tarçın önemli. Aynen. Tarçın kaç. Üzgünüm ya. Tarçın tatlı atar. Yok Özür mu bir dilerim, Tarçın çok dışarımız? özür dilerim. Oo. Aa. Uf, çok güzel olur. Konseye tuhaf teklifler. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Yine bir konseyle karşınızdayız. Her hafta pazar günü olduğu gibi. Bu haftaki konumuz tabii ki şu anda gündemde olan Natria'ydı. Ama biz kendi aramızda konuştuk. Hatta bu şekilde nasıl söyleyeyim, yönlendirmemizi de yapalım şeklinde dedik. Biz direkt olarak bossları aktarmayacağız size. İşte şu boss'un hikayesi şöyledir, aman şu şöyledir şeklinde, ya da işte Denatrius kimdir, işte önceki hayatında nasılmış, işte oğlum bir sonraki hayatında kralsın be oğlum falan şeyinden ziyade biraz daha teori kısmına gireceğiz. Neler oldu, neler olacak, bizi neler bekliyor şeklinde. Ama öncelikle Natria raidini, hani aranızda olur belki bizden daha casual arkadaşlar vardır. Girip görememişlerdir ya da işte bilmeyenler için. Yine de böyle hızlıca bir tekrar geçeyim. Onun dışında dediğim gibi zaten nasıl söyleyeyim, toparlıyorum cümleyi. Lore anlatan, hani direkt olarak lore aktaran arkadaşlarımız konuyu işlediler. Güzel de anlatmışlar. Miraç'a da buradan selamlarımız olsun. Bir önceki Azora sohbetlerinde konuyu işledi. Dinledim. Tavsiye ediyorum ama dediğim gibi biz biraz daha farklı yerlere giriş yapacağız. Öncelikle Castle Natria'ya girdik arkadaşlar ve yani Castle Natria'yı nasıl tanımlayayım? Hani özellikle çok da şakasını yaptık, işte ay Narnia raid'i şu bu falan filan. Evet, sıradan Gotik Orta Dünya şeyinde, Orta Çağ döneminde kalma bir derebeylik kalesini andıran şeyler var. İç Selamlar. tasarım. Aynen, yani tamamen gerçekten bir kale ve işte atıyorum o region'ın, o şeyin kontrolünü sağlandığı bölge. İşte son boss'u, kalenin malum kralı, işte önümüzde göreceğimiz, yani ona kadar gelene kadar göreceğimiz boss'larda bunun uşakları, işte sağ kolu, sol kolu, peti, şu bu falan. Raid'de bize ilk karşılayan boss Shrekwing oluyor. Kendisi bir yarasa ve nasıl söyleyeyim, şeyin, Sardenatrius'un özel Bineği mi peti. diyelim? Peti, yani evcil hayvanı. Tam bir Aynen. yarasa gibi şeyleri var. Nasıl söyleyeyim, yani hikayesine ve tasarım şekline çok uygun skill'ler yapılmış. Yani ona göre gidilmiş. Özellikle raid'in içi zaten buna çok uygun. Evet. Yani mesela yarasayla dövüştüğünüz yer, işte evde geziniyordu o sırada, kalede gezinirken aa burada rastladık, yukarıda uçuyordu laps diye tepemize düştü falan, böyle modu var. İşte Huntsman bir kralın nedir abi, işte filmleri izliyoruz ya da eski çağ dizilerini izliyoruz, kralın en çok sevdiği şey işte ava çıkmaktır, okçuluktur, işte avcılıktır, tüfektir, şu budur derken, evet onun ava götürdüğü adam ve petleri var. Yarasalar kör değildir ama işte orada da niyeyse kör Evet. koşu yapıyor işte. Biz de o kör koşuda patlamıştık, hatırlar mısınız bilmiyorum. İlk Evet, şeyde hatırladım. raidimizi yaparken orada sıkıntı yaşamıştık. Bu ara biz ilk raid günü şey yapmadık değil mi? Yok. Yayın açmadık. Yapamadık. Biz abi o Ha. kör koşuda bir sıçtık, bir sıçtık. Evet. Aklınıza, yani şaşarsınız. Bir sıçtık o en kolay şeyde, Evet. taktikte. Koşu Velhasıl hangisi? Ha şey ilk blind boss'un run o yapıyor şey ya. diye. İkinci boss dediğim gibi arkadaşlar, kralın özel hizmetkarı, böyle avcılık yaparken götürdüğü Huntsman dediğimiz arkadaş. Üçüncü boss Garrosh'un kale içi versiyonu. Animası, yani Kael'thas biz kafa kafaya gireriz falan diye düşündük. Meğersem onun da animasını emcikliyormuşuz. Daha doğrusu Denatrius emcikliyormuş. Daha sonra bu animaların nereye gittiğini öğreneceğiz. Ama iki boss sonra. Mesela Artificer diye bir boss var. Bu da mesela Arbiter'ın yaptığı şeylere inanmıyor. Sahir Denatrius'un yaptığı hareketleri daha noble buluyor, daha asil buluyor ve ona hizmet etmeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim, bu neden önemli? Yani Sahir Denatrius'un kalesinde normal Shadowlands'in işleyişini tanık olmuş, işleyişini bilen bir ajan var gibi düşünebilirsiniz. Neyse, onun da Evet. hakkından geliyoruz. Daha sonra Hungering Destroyer'la... Artificer'ın tabii orada hani şey yani görmemiş olan vardır. Hani Reis böyle olarak bu şeylerle brokerlarla Brokers. Reis'ten.
Ha evet, bu ara şeye geliyor, ekrana vermeye çalıştım ama Murat onun kamerasının arkasında kalmış biraz. Ha pardon. Dur Evet. şöyle yapayım ben onu bir saniye. Hayır, açtım. Ben orada sırf görüntü geçiriyorum zannettim. Şu Tamam. an bilgisayar artık bana yüklenme diye bağırıyor. Yapabilirsem ben o görseli şey yapmaya çalışacağım. Görebildim. Süper. Güzel oldu şimdi. Murat'ın kamerasından kurtarmaya çalışacağım. Bakalım. Küçültebiliyorsan Garoş'u görebilirim. Küçük. göremedik, evet. Ha. Garoşu. Garoş'u bir öyle sinematikte falan bir Hungering şeyde gördük. Destroyer'ı. Evet. Ufak bir sinematikte gördük. Öyle geçtik. Onu da Kalitas neden Sun King Salvation demişler? Kurtarıyoruz. Zaten Sun King'di. Hani Evet. Sun Strider'da hatta zaten Sunwell'den gelen falan. Yani şöyle söyleyeyim. Bloodlife'lerle ilgili duyabileceğiniz her şey Güneş'e ithaf edilecek. Evet. Sunstrider. Çünkü Sunwell'den alıyorlar ya güçlerini. O yüzden. Yandı yandı, makine yandı. Yok. Vallahi yandı. Dönüyor şu an. Benimki de Beni yanıyor. kurtardı mı? Neyse, şu anda çok yüklenmeyeyim. Zaten görebildiğiniz kadar olsun diyelim. Birazcık ayar hatası yapmışım ama kenardan ucundan görülebiliyor. Birazdan gelecek, şu anda sanırım Kyle dönüyor. Evet. Yok. Yayını Yok. patlatmayalım da. Artificer'da. Ha, geldi mi oraya? Tamam. Tamam. Broker Artificer. Aynen. Broker. Velhasıl sonrasında arkadaşlar bir Hungering Destroyer ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu arkadaş da bulup bulabildiği animayı tutup getiriyor buraya. İşte hissediyor, hissediyor falan. Hatta ilk yani sizinle karşılaştığınızdan itibaren de sizden de çekmeye çalışıyor. Daha sonra Evet. Inerva geliyor. Bu da saklanan animanın koruyucusu. Basit olarak. Daha sonra zaten konsil geliyor. Artık bundan sonrası biraz daha kraliyet işleri. İşte konsülü, özel gardiyanı, işte generalleri derken Sardinatrius'a kadar çıkıyoruz. Ve yani onun kılıcı adı neydi onun? Remornia mı? Doğru mu okudum? Remonia. Remornia'yla böyle tatlış anılar yaşadıktan sonra Sardinatrius'u da deviriyoruz. Şimdi evet. Kesiyor bizi. He? Uzaktan kesiyor bizi. Yani o inanılmaz zaten yetenekler. Ya zaten daha çok onunla dövüşüyoruz böyle şey. Bizzat Denatrius'la en Evet. son galiba son iki phase'de falan böyle yüzleşiyorsun artık. Önce bir kılıcı geç de gel diyor. Ya tam ben göremediğim için çok yorumlayamıyorum ama Aha. şey hakkında yorumlarımı şöyle yapayım. Kale hakkında arkadaşlar inanılmaz yapılmış. Yani iç Evet. dizaynı, dış dizaynı, bosslar, edler, trash, yani trash keserken sıkılmıyorsunuz. Zaten ayrı bir şey var, boya düşme imkanı var diye ayrı bir heyecanlısınız falan. Raid inanılmaz olmuş. Evet, Gerçekten çok güzel. raid. Ben beğendim ve zorluk da şu anda bilmiyorum. Belki itemsızlıktan, belki tecrübesizlikten ya da uzun süre raid yapmadığımızdan ya da ilk defa tanıştığımız arkadaşlarımız var. İlk boss'ta biraz zorlandık. Daha sonra elimiz alıştı ve ilerlemeye başladık. Ancak biraz biliyorsunuz bizim ekibi casual takılıyoruz. O yüzden Evet. yavaş yavaş gidiyoruz. 5 boss indirdik. Normalde uzun günün kısa kârı diyoruz. Ve takılıyoruz. Onun dışında şimdi biz buraya nasıl geldik? Hikayede biliyorsunuz, özetle işte önce girdik 50 levelken bütün haritaları tek tek döndük. Bastion'da neler oluyor, Maldraxxus'ta neler oluyor, Ardenvale'de neler oluyor derken en son Rivendreth'e geldik ve Rivendreth'te bir düğüm çözdüğümüzü sandık. Ne gibi işte şu anda en büyük düşman kim? Jailer. Jailer'e en büyük yardım eden kim? Denatrius nasıl yardım ediyor? Anima gönderiyor falan deyip böyle biraz daha hani gözler önünde var olan suçluyu aramak gibi oldu yani Sardinatrius'un kalesine saldırı. Ve Sardinatrius'u da buraya söyleyeyim mi bilmiyorum, çok mu erken? Görkem ne düşünüyorsun ama Neyim? en sonunda Çile. Denatrius ölmüyor. Ya zaten evet, ha bunu söyleyelim. Artık live'da oldu yani, kesen kesti, bütün internete düştü. Yani hani Raid Finder'da kesmenizi zaten beklemeyin artık. Hani hikaye belli oldu artık. Evet. Yani nasıl ölüyor, ne olacağı.
Ben devam edeyim mi buradan? Devam devam. Kopyayı da attım yayına. En son ben alayım çünkü Raid'e bir miktar yaptım. Hatta sonraki boss kaldı. Ben Raid'i anlatırım. Nasıl hissediyorum falan. Tamam tamam. Sen o ilk bosslarla ilgili diyeceklerim vardı. Onları anlat. O bitişiyle ilgili ondan sonra hep beraber konuşacak. Tamam. Buyur sen de. Ya şöyle bir kere Raid cidden Utku'nun dediği gibi çok güzel. Çünkü hani mesela içeri giriyorsunuz işte şeylerle, Draven'la, Accuser ablamız Reis'le beraber ve işte uçuyor ya kadın. Kadın uçarak gidiyor yani. Kimler neler neler yapıyor işte. Accuser bir de Renatal'la beraber işte giriyorsunuz ama tabii. Ben Renatal'ı ısınamadım ya. Tabii. Ya, ısınamayan var evet ama ben nötrüm ona karşı. Olsa da hani bir kötü düşüncem yok. Ama Denatrius başkanı tercih ederim. İşte onlarla beraber giriyoruz. Çok güzel bir kere giriş. Yani Raid'e hani biraz bahsetti Raid tasarımından. Ben biraz şeye benzettim. Biraz Uldu arabası aldım. Şu yıldan çok büyük. Andırıyor gerçekten bak. Güzeldi. Yani, ben de oynamadım. Raid'in ama Raid'in... Evet yani. Raid'in boyutu çok büyük. Yani gerçekten çok büyük bir raid. Yürürken hissediyorsun. Bir tane merdiven var mesela boss'tan buraya giderken. Devasa. Bir de şey yani de bu giriş kısmı hani şey Uldar'ın girişini andırıyor değil mi? Böyle girip hani winglere dağılma mantığı biraz andırıyor böyle şeyi. Ne bayağı böyle kapıdan kaleye girer gibi giriyorsun. Yani. Evet, güzel evet. Bir ne bileyim lağımdan falan girmiyorsun. Yani. Nerede var? Lağımdan girmek. Ya da ama Black Temple'a kenardan giriyorduk ya. Bir yerden bir yere gittim. Evet, bir ara iniyorsun. İşte şeyde en başta Denatrius... Artificer da mıydı? Yok. Ben de kopya çekiyorum. Hunt... Yoksa oynamadım ya. Ultra Hunt mı? Beni kestikten sonra yani o Utku'nun bahsettiği kralın neydi işte? Avcısı. Hunter'ını kestikten, avcısını baş, kestikten baş sonra. Avcısı, av yaveri mi? Ne denir artık? İlerleyebilmek için işte aşağıdan gitmemiz gerekiyor. Accuser'la Draven biz Edler'le savaşırken yandan gidiyorlar. Umursamıyorlar. Her zaman olduğu gibi. Kendileri işte bir bok yapamıyor işte biz yolu açıyoruz. Tabii canım. Lağımda biz fare keserken onlar hiçbir sallamadan gidiyorlar. Ve fare geçerek, keserek gidiyoruz bu arada diğer tarafa. Ve raid'e girdiğinizde ilk boss'tan önce Denatrius böyle gelip aa siz mi geldiniz? Ben de işte sizi bekliyordum tarzı konuşup böyle Edler canlandırıyor bizi. Edleri canlandırıp bizim üzerimize salıyor. Yani hazırlıklı yani. Edler de böyle şey, gargoyle heykelleri, yarasa evet. Heykelleri onları canlandırıyor. Evet ya. Aslında önceki trash olarak onlarla savaşıyoruz. Biraz Black Rock Foundry'i andırdı orada. Doğru bir ölen olmuştur çünkü orada baya. Onun haricinde... Şu an diyorum ya, bossların detayına gireriz ama... Raid keyifli ve bence yani ben onun raid'in zorluğu hakkında çok aradayım. Çünkü Pug'da yapıyor olmama rağmen şu an 8 boss kestim. Allah Allah. Ama yani ya bilmeyen adam zorlanır. Uldur'a göre kolay mı? Değil. Uldur'dan zor. Hı. Ama o kadar da bahsedildiği kadar zor gelmedi bana. Yani son esas... 2 boss'un hatta son iki boss'un en kolay olduğu söyleniyor. Ya işte Hero'yu işte. De zor kestiler ya. Hatta ilk limit kesmiş Hero'yu. Yani, Hero'yu bilmiyorum ama normal o kadar zor şey gelmiyor. Herhalde. Özellikle hani normal birazcık kolay. Ama Hero'yu'da bayağı gear check olayını abartmışlar gibi. Ya çok fena öyle. Gear check'in çok fena olduğu boss'a var bir de. Utkur'un dediği gibi şu an hiçbir gücümüz yok. Mesela bir sonra, iki patch sonra olsa işte... Gerçi umarım öyle olmaz. Çünkü BFA'da işte yok oradan şunu al işte esanstır işte boktur pisirip umarım öyle olmaz. Yani belli silahlar, belli trinketler evet, falan. Daha güçlü girmemizi sağlayacak bir şeyler olur belki ileride ama şu an ciğerim çok kısıttı. Özellikle Mythic Blast'tan item düşmediği için. Evet. Onun için biraz zorluyor tabii. Onun haricinde bir şey Raid'i böyle ilerleyerek anlatır da bir sahne var abi. Archifier'la Kale ayrıldığı bir salon var. Salon bayağı. Balkon hatta. Balkonun aşağısında Council of Blood'un salonu diyeyim. Orası var. Dans salonu. Böyle Ventir Asilzade'ye böyle havada dans ediyor. Evet döne döne. Akıllı bir bölümü görüp
Orası süper hakikaten. Bunları görüp şey diyor. Ulan Jailer her yeri dağıtıp geçiyor. Bunlar dans ediyor diyor. Bu bana çok Fransız kendini hatırlattı. Söyle diyor. Evet. Pasta yesinler modu takılıyorlar. Evet, bayağı pasta yesinler modu var yani. Bakmamız var. Şunu falan diye. Bir de yani adamın kişisel kalesi olduğunu da hissediyorsun. Herif döşemiş yani çünkü her yeri. Her yer çok güzel. Yani şimdi gözlemlerim bu. Çok güzel reyit yani tasarım olarak. Ne mekanik olarak da keyifli. Mekanik olarak? Keyifli. Keyifli. Keyifli ha eyvallah. Yani DPS evet. Fight değil yani. Ya deneyemedim ama senin sözüne güveniyoruz. En raider'ımız olarak Murat Han. Mythic Raider kendisi ama henüz ne yazık ki sıra gelemedi. Bench Raider. Pagdan yapıyorum. Pagdan yapılıyor işte oğlum ya. Vallahi hiç yapılamaz diye korkuyordum. O yüzden kolay dedim. O da bir şey bak. Evet. Ses bende mi gitti diyorlar Utku. Valla bizde var. Ne sesi? Şu an sizin sesiniz bende var. Az önce sordum. Dediğim gibi makine bir değişik zorlanmaya girdi. Sorun yok. Geliyormuş. Tamam hallettim. Korktuk. Yapmayın. Hallettim herhalde bilmiyorum. Yapmayın. Sorun yokmuş. Şu an tamam, sorun yok dedi. Tamam sadece file nırmızıldaymış. Okuyamadım. File anda... nırmızıldaymış. Peki evet, zor okumuyormuş dakika. Tamam o zaman devam ediyoruz. Teknik sorun yok. Ya izleyenlerim bunlar çok güzel yapmışlar. Hatta yani internetten değil. Tabii daha peçin ilerleyen döneminde belli olur ama benim en sevdiğim raidler listesine Night oldu geçti. 3. sırayı geçti yani. Night Owl'da benziyordu. Hadi ya. O derece. Yani şey, Salet hani. Ha. Orada da Suramar'a geliyorduk ya mesela. Evet. Hakikaten. Suramar'ın işte ilk kısım çok böyle lağımda gidiyordu ya. Harcamışlar. Evet. Suramar tadına gelene kadar zaten raid'in %75'i. Ama şey, raid'in girişi de mesela böyle direkt. Öyle değil evet. Önünde devasa bir merdiven var mesela. Yanlarda işte aynalar var. Ve mesela raid'in... Olmamışım bu arada kırmızı evet, ışık olayı. Evet. Tabii benim artı eksim olmadığı için ben çok dikkat ediyorum. Yok yok artı eksik değilmiş o. Direkt şey kırmızı ışık vermişler yani. Normal light'ı normal kırmızı yapmışlar ama şey güzel olmuş. Gölgen geçiyor önünden falan böyle ışın hüzmeleri vırt sırt. Güzel detaylar var yani. Ve başka bir detay da şu son boss'ta zaten ayna mekaniği var. Aa, evet. Şey mevzusu var şimdi bu raid'lerin wing'leri oluyor ya işte LFA'da da görüyorsun işte şu evet. Kanatta şu boss'lar var bu kanatta bu boss'lar var. Benim anladığım kadarıyla raid'in başı atıyorum 5 boss'un kesildiği bir raid'e girdiniz. Hani katıldınız. Sağda ve solda 4 tane ayna var abi. Hangisinin en son boss'sa o aynadan tıklıyorsun direkt boss'un önüne koyuyorsun. Ha. Yolu da yürümeniz gerekmiyor genelde. Ben öyle tecrübe ama ettim. Şey, hani, önceki raid'lerde de böyle kestikten sonra quest yapıp böyle kısa yolları açıyordun ya. Bunda evet. O mantığı böyle aynalara bağlamışlar demek. Yani zaten... Benim gördüğüm. Yoksa görev quest'i var galiba. Sen oynadın mı Ventir'le hiç? Zaten o olan bir şey. Hani Covenant'ı Ventir seçersen. Henüz Ventir almadım. Daha da henüz Ventir'li karakterimi çok oynamadım. Yoksa Ventir'li var mı? İşte açınca şey oluyor. Onun quest'i geliyor. Böyle Ravendred içinde portallar açıyorsun. Böyle şey mirror'larla çalışan. Aynı mantık olmuş yani. Muhtemelen her raid'i böyle sırayla şeye koyarlarsa bir tane bölgeye hepsinde benzer mantıklar olur yani tahminim. Şeyde ben her Bastion Raid'inde 9 birden sonra bekliyorum ve kesin uçmalı falan bir şeyler olacak. Çünkü bütün şeyler World Quest'lerde falan adamlar çok fena hint etmişler onu. Kesin böyle bir havada aksiyon olayı olacak yani. Şeyde de var hatta Bastion görevlerinde. Bayağı bir uçma geliyor. Birkaç bir World Quest var. Hatta arcade oyunu. Bastion'u sevmemek için başka bir adam. Bastion'u seven de ne bileyim falan diyecek şimdi. Abi renk paleti bile gıcığıma gidiyor ya. Niye? Çok fazla parlak falan gözüm şey biliyor. Ya. Sen Ardun Yılda sen. Kanto Maldraxxus bro. Ben Maldraxxus'tayım zaten. Abi Maldraxxus'ta gidiyorum Covenant bölgesine sürekli savaş var abi çok iyi ya. Ben mesela Death Knight'a daha çok yakıştırmıştım ama daha çok Warrior'mış ya. Çok evet, Warrior. O kadar Necromancer'dan yani. Çok savaş şey yani.
Değil mi? Bir de şey de güzel mesela. Warlock'a da uyar. Böyle Evet, Rogue'a da uyuyor. uyar. Hep böyle şey, hani savaşın pisliği tarafı da var böyle. Öyle anlıyor o. Yani tam süper uyuyor işte sen Warlock'a. Şeye de ne diyecektim? Ha şey Shadow Priest. Mesela şey Evet. Shadow Priest düşününce vampir Düşün iğrenç geyiğinden şeye daha çok yakıştırıyorsun ilk bakışta Ventir'e. Ama Maldraxxus'a daha uygun aslında. Direkt böyle şey Shadow Ventred uyar ya. tarafı Revendread. savaş için kullanıyor falan. Evet. Şey Şimdi benim şu ana Dur kadarki izlediğim film, bundan sonra ileri detaya gireceğiz. Şimdi ben Görkem'e sorayım abi. Ben de Görkem'e soruyla böyle pas atacaktım. O zaman sen yap. Yani Görkem'e izleyenlerini soralım bize. Evet şimdi Azıcık izleyenin bir düşüneceğine girmedi çünkü. O ya sadece alt tasarı bilim yani. olarak tabii canım yani işte şey ilk elden oynamadım tabii ki zaten ne gear'ım var ne karakterim ben ultra casual oynuyorum. Ya işte raid şeylerinde videolardan falan izledim. İşte heroic videolarını falan izledim. Bir de boss fight'ları falan böyle baktım işte içi nasıl. Zaten beta'da da galiba o Raid Finder kısmına iki kere mi ne girdim. Böyle onda da son kısmı görmedim. O yüzden gördüğüm kadarıyla, kopya çektiğim kadarıyla tabii şu anda konuşuyorum ama hikayesine tabii baktım. Zaten şey de açık işte bu Adventure Guide'dan da bakabiliyorsunuz işte hikayesi var. Okay. Esas o son kısım zaten hani mitik şeyinde görürsek phase'ini işte Sire Denethor'uyusun daha da böyle taşlar yerine oturacak. Çok büyük ihtimalle orada da bir böyle ipucu bir şeyler verirler gibi tahmin ediyorum ben. O şey açılınca, mitik kısmı açılınca görürüz onu denemeye başlarlar. Zaten ezberleriz orada. Ama yani genel olarak işte Utku'yla da Murat'ın ikisi de görmüş. Zaten benim de dışarıdan gördüğümü destekliyor. Hakikaten raid yani devasa yani öyle böyle Evet. değil. Bayağı devasa olmuş. Ve şey böyle tam işte Bak Drakula'nın sen. şatosu hani oturup tasarlasan nasıl olur? Ha böyle olur. Bu şeydeki gibi işte animasyon versiyonundaki abartı var böyle ondan hani şey değil. Bram Stoker's Dracula'daki böyle o romantik gerçekçi hali değil de iyice böyle abartının dibine vurmuşlar. Artık böyle vampir fantezisinin o yüzden yani adından dolayı Narnia falan Klasik andırması yani. sakın olmasın. Narnia ile zerre alakası yok. Yok. Tamamen Hatta Latrevs'iyim hatta. tabii tabii yok. Hatta. Tamamen Dracula ve işte neydi o şey Castlevania. Ha Evet. esas Aynen. Castlevania'ya zaten bayağı birebir gönderme var yani. İkinci olarak da ne diyecektim? Şu bosslarla ilgili tabii konuştunuz da işte bazı bosslarda güzel böyle şeyler, espriler var. Özellikle tabii şeyde bekliyorduk hani Kalthas'ın nasıl olacağını. Hani Kalthas'ın direkt böyle şey Redemption hikayesi olacağını da direkt boss'un adından zaten verdiler. Aynı beklediğimiz üzere de oluyor. O fight'ı ben çok merak ediyordum nasıl olacak diye. Bir onu böyle İğrenç bir uzun fight. uzun baştan sona izledim. Ya yani şey İğrenç bir fight mekanik olarak çok sıkıcı. fight evet fight Niye? kötü olmuş da şey mantığı güzel. Bedava ben ona yani. O kadar. Bir düşündük. Biz ilk Ama evet. ilk try'da zorlandık abi. Biz zorlandık. Niye ödüyorsun? Hayır. İğrenç. Yani çok sıkıcı yani. Çok sıkıcı sadece. Onun için bedava olur diyorum yani. Ama Sadece et şey kesiyor. güzel. Bu Ek phase değişimlerindeki fight. espriler güzel olmuş. Onu Evet. ben bayağı sevdim. Şey Hungering Destroyer'da herkes şey bekliyordu. Bizzat Garrosh'u görürüz diye bekliyordu ama Niye? yani Abi adından ne dolayı alaka? Nasıl işte yani? boss'un adından dolayı Hungering Destroyer'da şey ya hani böyle nedense bir Garrosh beklentisi vardı onda gibi hatırlıyorum ben. Allah. Böyle boss Keşke de hiçbir isimleri şey sormayacaktım. açıklandığında daha böyle Kestik grafikleri aşkım yokken falan aa bunda kesin onu. Garrosh olur falan diye. Sonra bir de şeyde animasyonda da Garrosh çıkınca Kestik. herkes Ha, böyle öyle bir şey bunu mi çıkardı? Garrosh boss'u bekliyordu ama öyle bir şey olmadı. Bayağı alakalı. Tabii canım yani işte şey direkt Elemental modu bir şey böyle. Ne diyecektim bir de. Ha, Council of Blood'da da şey göndermesi var aslında. Black Temple'da ya da böyle şey hani benzer böyle council olan böyle boss'lara gönderme var. Ama bu şey olmuş işte. Tam bunun konseptinde olmuş.
güzel, esprili. Onu da sevdim yani, hikayesine uygun böyle şeyin, raid'in genel konseptine. Bir de beni sürekli aşağılıyorlar ya. İşte yani olay süper olmuş. Tam böyle asilzade modu işte, ekmek bulamıyorsanız hesabı. Zaten işte o dans olayı bundaydı değil mi? Bu şey evet, görüyorum. Evet. Tamam işte burada zaten. Evet doğru hatırlamışım. Bakıyorum. Başka da diğerleri zaten geyik bosslar. Stoneborn onu da dedik. O da şey. Ha Stoneborn'da şey bekliyordum Onlar ben. Generalleri. Evet evet işte sadece böyle gargoyle olayı değil de belki ucundan böyle bir Dreadlord'lara bir gönderme yapar diye bekliyordum. Orada onu Evet. göremedim. Biraz hüsrana uğradım açıkçası. Çünkü tam sondan bir önceki boss ya. Böyle Evet. insan bir acaba diyor yani. Orada bir gönderme yapar mı? Böyle tipleri de benziyor. İşte şey diye dedik ya hani, proto Dreadlord falan gibi Evet, gözüküyorlar Prime. falan Evet. konuştuk. O sondan bir önceki boss olunca ben dedim acaba, ama ne yazık ki tutmadı. Zaten son boss'ta işte dedik kılıcıyla dövüşüyoruz. Denatrius'un en son kendisiyle. Komşu bu arada kılıç. Evet evet yani. Ne o ya diyenlere. Çok sinir olmamış bozucu mı ama. seslendirmeler abi? Çok Yani güzel evet. Diğer raidlere göre bunda neredeyse her şeyde seslendirme var. Thresh'inden hani bosslarda tabii bekliyorsun da bosslar bir de çok fazla şey diyor. Her boss'un böyle kendi dediği şey daha fazla gibi geldi bana nedense. Bir tek şey IQ'su düşük olan Sludge Fist çok fazla konuşuyor. Evet, Sludge Fist aynen o zaten şey hizmetkar birleştirme modu bir boss olduğu için onun da görevini yapıyoruz zaten, nasıl bu Bunu... şeylerin oluştuğunu görüyoruz ya. Evet bizi kestiğinde Sludge Fist makes master happy diyor. Onu bilmiyordum ben. Diyaloglar bu kadar. Garibim ya. Hep evet. Öyle. Hep, o bosslar hep öyle zaten. Düşük IQ'lu oluyor. Ya bak şeyler yok. Onlar şimdi ben de merak ettim baktım. Wikipedia'ya o diyalogları eklenmemiş. Halbuki bayağı iş var orada. Şey görselleri falan da yok ya onların. Ha, evet. Görselleri falan da yok. Ben de oradan biraz kopya çekerim diye sabah bir şey yaptım. Yani Yok bayağı Wolf'ta eksiği var. var. Orada işte Bir Murat Han söyledi hatta bana böyle ince bir detayı varmış birkaç yerde. Onlar artık yani ne bileyim ikinci, üçüncü kesişlerimizde falan duyacağız galiba. Çünkü Tabii dikkat canım. etmiyorsun yani o Nereden anda. Ne düştü lan diye bakıyorsun böyle. Lan ne düştü lan ya? falan Ne diye. düştü? Aç. Acılar Kime orada. ne düştü lazım mı Nereye abi tayı falan verdim ben diye. unuttum şu an. Dead Knight'sın ama Cloud'a şey yapıyorsun. Need atıyorsun falan orada. Abi lazım mı falan. Şeyde bak Vovet'te varmış şeyin Sludge Fist'in bile 14 tane kuotu var abi. Yani oradan düşün. Ve hepsi seslendirmeli falan. 8 tane ses Bak dosyası var santime altında. çok küçük bu arada ve adamlar bunu evden yapıyor. Yani Evet. devlete sallar adamlar bunu evden yapmış. Yani bayağı akıl almaz bir prodüksiyon olmuş. Yani ben hani ilk raid diye bu kadar abanmazlar diye bekliyordum. Hatta şey Murat Han'ı bayağı trolledik bu raid'in şey ilk belli olduğunda. İşte sonda sinematik gelir mi gelmez mi diye. Onun diyeyim yani bu ilk raid'lerde ilk kez sonda bir sinematik gördük. Ne kadar quest'e bağlı Ben olsa da. izlemedim. Normal ilk raid'lerde sinematik asla olmaz ve böyle yani, o ilk raid ne olacak ki canım? Esas content sonra falan diye böyle. O sinematik Kimse değil de ama beklemezdi kaksın. yani. Evet evet yani bunda hem Kaksın. aralarda da bayağı bir in-game cutscene var, bir de şeyde ben hepsini görmedim tabii de gördüğüm kadarıyla işte o videolarda falan gördüm bayağı bizim karakterin gene başrolde olduğu böyle birkaç tane şey var. Böyle in-game cutscene falan var. Ara geçişler var. Yani şeyin raid'in içinde de bayağı aktif böyle şey yapmış adamlar prodüksiyon. Çok başarılı olmuş yani, ben bu kadar beklemiyordum. Raid sonunda da yavaş yavaş geleyim oraya. Spoiler artık sayılmayacağını da zaten söylemiştim. Şeyde ona göre acımıyorum yani. Göm gelsin abi Haydi falan. bakalım. Gömüyorum abi. Hatta kopyamı da açtım. Açtığım kopyamı da kaybettim. Ending sinematik, dur boş ver. I açtım. am Raven Dread'le bağıralım. Ha, aynen öyle bitiyor evet. Ya işte şey, Şey en izledin mi? önemlisi bizim zaten Evet. onu Ben görünce de izlemedim. kendi aramızda İzlemeyeceğim. konuştuğumuz da oydu. Sinematikte olmayan Sire Denatrius'un ölüm animasyonu. Birebir. Evet, onu bana arkadaşım söyledi bu arada. Ben Evet, ben de ondan şöyle. şeyde Squishay'in streaminden baktım kaydından. WoWed'in bu son şeyleri yapan işte videoları yapan eleman.
Orada gördüm. Zaten şey yani ölüm animasyonunu orada ölmüyor tabii de. Ama işte vücudunun yok olma animasyonu birebir Dreadlord'larla aynı. Bir Dreadlord'la öldüğünüzde nasıl ölüyorsa sadece işte shoulder pad'leri kalıyorsa, vücut kayboluyorsa bu ölüş anında işte ona falan kasmışlar mı ya falan. Gerçekten? Evet evet. Sen yani bu izlemedin o zaman. Birebir gönderme artık. Çok böyle şey belirgin bir gönderme olmuş. Sondaki sinematikte de tabii Naru olayı artık yani zaten şeyi oynadıysanız işte herkes oynadı tabii ilk karakterden dolayı o Raven Dread questline'ını oynayıp üstüne dungeon görevini de yaptıysanız orada Naru mevzusunu görmüşsünüz. Evet, işte Zralu diye bir Naru var ve işte bunu kurtarıyoruz işte dungeon'dan. Evet. Sonra işte özgür olduktan sonra Raven Dread'teki kulelerden Naru, birinin tepesine koyuyoruz. Raid'den sonra da işte Sire Denatrius ölmüyor ve kılıcı onu ruhunu kurtarıyor. Ondan sonra da kılıcı alıyorlar. İşte onun içine hapis olarak kalsın diye bu Naru'nun ışığını kullanarak hapsediyorlar. Sinematikte de bu oluyor. Yani bu Zrali dediğimiz işte Naru aslında bu arada işte bize tüyo da veriyor. Sonradan konuşa da biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii yapmadığım için görevi görmüyorum ama hani görmedim. Ama sonrasında anladığım şey şu, başka Naru'larla beraber gelmiş ve orada işte bunu ilk kurtardığımızda verdiğimiz görevde de şey diyor işte bu işte gargoyle olan eleman adını unuttum şimdi. Draven. Abi Draven'dan aklımda kalsın yani şey işte. Ha, evet evet yani Draven'a işte quest'i verdiğimizde o da diyor yani bu Naru'ların buraya geldiği ilk yer diyor ama öyle bir şekilde diyor ki ona hani işte evet hani ne anlamda ilk yer? O kadar pis bir cümle yani, ki onu açıkla sen. Evet evet o cümle zaten şey ben onu paylaştım da böyle gördüğüm zaman şey anlamına da geliyor. Çift anlamlı bir cümle olmuş böyle. Evet. Naru'ların ilk yaratıldığı yer anlamına da geliyor. Ama Naru'ların ilk Shadowlands'te görüldüğü yer anlamına da geliyor. Şimdi o bayağı ağır bir gönderme olmuş. Direkt evet. Bütün böyle herkese tagledim. Kimse tabii beni sallamadı onunla ilgili. Kimse sallamadı. Üzüldüm. Yani sana mı söyleyecektim muha dediler işlerinden muhtemelen. Şey dedi aslında sallasalar iyi kötü anlamda. Şimdi sallamıyorlar ya. Şey diyemiyor falan. Evet, yani en azından sus, bir yemleseler de falan böyle bildin. Ama tabii şeyden de tırsıyorlar. Şimdi onaylamış gibi. Evet evet bildin. Anlaşılma riski var ya böyle. Bir tane like gelse hadi bakalım. Tabii tabii çok riskli aynen. Yani yazar olmak da zor iş yani Blizzard'da. Düşünsene için içini cidden yiyor. Abi, lore hakkında, bir de lore hakkında hani lore hakkında bir tek arkadaş şey ekiple konuşabiliyorsun. Community ile konuşamıyorsun çünkü söylediğin her şey spoiler gidiyor. Evet evet ya. Evet yani zor iş hakikaten. Ben o açıdan Blizzard'la çalışmak istemezdim abi. Değil mi? Dedi ama teklif etse topuk falan gidiyordu. Koşa koşa. Ne ben mi? Bu da şey gibi hani 1 milyon doların var ama 1 lira harcayabiliyorsun günde falan evet gibi ya. Bir şey böyle değil mi? Ama sonra pis pis gülüyorlar tabii şunu görünce. Ya, evet. Dalga geçiyorlar bizle ama tabii biz dalga geçtiklerini göremiyoruz. Biz artık neyse, biz görüyoruz bence artık dalga evet algılayabiliyoruz diyeyim yani. Hissediyoruz oradan bizimle dalga geçiyorlar. Yani sonuç olarak bu Naru olayına bağlandı. Raid'in sonu o sinematikte hani kopyayı attım. Bir daha atayım hatta bulmuşken. Sonra ararım bulamam. Geçen yayında da böyle yandım döndüm. Yo ben soruları biriktiriyorum şimdi. Görkem şey yapsın. Aynen. Ha, fikir evet, soruları konuşurken çat çat çat. Chat'i takip edemedim. Kusura bakmayın. Yok yok öyle değil. Şey, chat'te değil de ben kendim soracağım sana. Ha eyvallah. Tamam. Sorularım var. Dur ha attım tamam şey ha Raid'in sonunda da o quest'i yaptıktan sonra onu diyecektim şimdi şeyde bu Naru'yla konuştuğumuzda şey diyor yani evet belki evime hiçbir daha dönemeyeceğim o şeyi hissedemeyeceğim falan diyor burada da evine. Şöyle bir gönderme var evet Lightlands'e bir gönderme var direkt böyle geldiği yeri yani orayı ayrı bir yer olarak yani bir Nauru'ların geldiği, ışığın olduğu ve işte o sıcaklığı, ışığın hakimiyetini hissettiği bir yer var. Onun onayını ilk kez alıyoruz. Çok ince detay. Yani o detay da çok önemli. Sonradan da benim de tahminim yani
Sardanatrius ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Yani kılıcın kalbinde. Bu arada Katfin'deki diyalogları da yani. Çok pardon, çok bilerek komik klişe yapmışlar yani. Tam böyle çizgi filmlerde mağlup olan kötü adam olur ya. Tam böyle. Evet. Tam bitiş öyle canım. Hatta dur bakayım, voice over'larını hemen kopya çekeyim. Şey, you cannot find me here. I am your master. I am Revendor. Bağırarak söylüyor. Yo, Void'i görüyoruz. Kimse yazmış. Evet, yani. Klişe kötü adam bağırışları yapıyor. Abi, Denatius böyle hani kötü bir karakterdi ama komik olmaya da aday ya. Yani. Öyle kesinlikle öyle. Evet, öyle şey dalga geçer evet. Bir şey var yani. Böyle teasing mi denir? Böyle, evet, teasing. Tam teasing bir karakter böyle. Şey yapıyor, bizi zaten kesinlikle ciddiye almıyor. Böyle bütün fight'ın yok. Genel muhabbeti onun üstüne kurulu. Asla bizi Remon'la böyle... Remon'la uğraşıyor. Sen kes beni yorma falan modu, böyle kılıcı yolluyor üstüne. Modeli de şey zaten böyle, suratı böyle aşağılıyor sürekli. Evet, en baştan beri oradaydı zaten. Falan aynen. Görmedim tamam. Ya. Tam o şeydeki hali işte. CGI sinematikteki hali. Böyle genel hali, o dövüşürken bile böyle. Hareketler böyle eliyle falan modu böyle. Sallamıyorum. Şey de güzel olmuş bu arada. Bilinçli kılıç olayında böyle kılıcı kullanma şekli ben bayağı beğendim. Hani böyle kılıcı eline alıp böyle warrior modu dövüşmeyip böyle onu yok. Da böyle aynı şeyle sallamazlıkla böyle burnu tükle. Aynen şu anda gözüktü. Ama Denatrius'ta bir problem var. Natrizm diyoruz ama animasyonları çok eredar. Nasıl? Evet. Bak güzel nokta, aynen. Ben anlamadım. Çünkü boss fight'ın mesela 20 katı olarak eredar olarak. Evet. Yok, rig olarak Renai rig'i kullanıyor. Evet, Renai kullanmışlar. Ona bir şey söylemeyeceğim. Natrizm yerine. Yoksa eredar mı? Yoksa eredar Shadow Dance mi? İşte değil mi? Yani aslında en başından beri öyle miydi yoksa plot twist? Evet. Bunu da söylemiş oğlum da şimdi bunu da söyledim. Rus falan ölmeyeceğini bildik bu arada. Onu da sen şeye thread'ine ekle bu arada unutmadan. şey bildi çünkü Lord Konsey yine bildi arkadaşlar. Üzgünüm yani, ölmeyecek demişti. Üzgünüm maalesef bu yani. Ya zaten yani. Şimdi o sorularımdan biri de oydu. Hani öldürülemiyorlar değil mi? Eternal One muhabbetine. Yok, yani. Zaten diyor yani. I am eternal. You cannot find me. I am yani. Öldüremiyoruz ama Light'la hapsediyorum işte. Ya o hapsetme muhabbetinde yine mirror'ların kullanılması da enteresan bir detay evet. Yani. Ve şimdi mesela ileride başımıza bela olacağı kesin çıkacak canım orada. Yani. Bir de onu bir şey diyeyim mi? O kesin susmayacak ha ileride. Sürekli konuşacak, değil mi arkadan? Evet. Sürekli sizin gerizekalılar falan diye. Ya bir de o kılıç sonrasının ne oldu onu bilmiyoruz değil mi? Ne oldu? O kılıç nerede şu an? Yani Remornia nerede? Naru'nun yanına, Naru'nun ışığıyla hapsettiler işte oraya. Hayır, tam da sonra nereye kapatıldı o yani? Gidip herhangi bir sıcaklığı açabiliyor mu? Tepesinde duruyor işte. Oraya yaklaşamıyor ya diğer şeyler. Ventirler. Onlar yaklaşamayınca şekilde işte oraya bir tuzaklama yapıyorlar. Tuzaklama demeyeyim de yani hapis bölgesi gibi. Işığı odaklayarak. Yakması imkanı var mı? Onlar yapıyor zaten. Oraya girme. Onlar eski konular da. Görkem'e sormak istediklerimden biri o. Şimdi biz Sardenatrius'u yok edemediğimizden dolayı kılıcın içine şey yapıyoruz, hapsediyoruz. Bu sence Eternal One'larla alakalı bir durum mu? Yoksa Sire Denatrius'a özel bir durum mu? Ne düşünüyorsun bu konuda? Sen söyle. Bunu fight'i yapmam lazım. Çünkü nasıl hapsedildiğini bilmiyoruz. Nasıl yapacağını bilmiyoruz. İşte ben onu gördüm. İşte WoW'etçi arkadaşları izlemenin faydaları. İşte Squishay'ın şeyinde kaydında özellikle o kısmı şey yapmış, kaydetmiş. Tam ölüm kısmını böyle yakından çekmiş. Denatrius öldüğü sırada kılıç araya giriyor. İşte onu kurtarmak için ruhunu kendi içine hapsediyor. Yani o kılıçtan beri öyle bir şey beklemezdir bu arada. Kırmızı anime olarak gözüküyor. İşte kılıcın da şey değişiyor zaten ondan sonra. Görüntüsü işte dışında böyle anime shield gibi bir şey oluyor kırmızıdan.
O halini alıyorlar kılıcın. Onu da işte o son görevde götürüyorlar. Narun'un önüne getirip orada işte o aynaları ayarlayıp bizim görevde yaptığımız gibi işte 3-4 aynayla 3 aynayla galiba işte ışığı şeyin üstüne getirip kılıcın üstüne getirip kaçmasını engelliyorlar oradan. Kılıcı o şekilde hapsediyorlar ve kılıç şu anda kulede duruyor. O evet. Narun'un yanında. Yani benim burada bağlamak istediğim şey şu işte kılıç araya girmese bunu bilmiyor muyuz ya da biliyor muyuz bilmiyorum da araya girmese öldürebilecek miydik? Değil gibi. Hah, orada şunu da bence o ölüm animasyonuyla alakalı. Evet evet orada ölüm animasyonu zaten şey bir nevi vücudu dağılıyor gibi oluyor böyle yani ruhu ölmüyor. Ruhunu da şey herhalde ya kaçmasın diye ya da işte zarar görmesin diye orada kılıç kendisi kurtarıyor. Kurtarmasa muhtemelen ya o anime akışına katılacak, mava gidecek. Ya da işte şey kendisi işte kaçacak bir şey yapacak. Böyle zarar görmeye açık halde kalacak gibi. Böyle kılıç o şekilde şey yapıyor. Aa aman diyeyim falan diye böyle üstüne kapanıyor bir de. Yani şey avatar hali ya da vücudunun olduğu hali güçlü ve işte zor zarar görüyor. Ama diğer hali de işte şey gibi Titanların da ruh halini görüyoruz ya. Evet. Böyle şey gibi işte yıldız takımı gibi etrafında böyle arkane bir bulut var falan. İşte o hali andıran bir yapısı var ruh halinin de. Yani bir an görüyoruz onu işte kılıcın içine girmeden. O sırada kılıç kurtarıyor onu. Demek ki o halde kırılganlar. O halde öldürülebiliyorlar gibi algıladım ben. Ya da ben işte buradan şeye bağlayacaktım. Hani Primus'un yok edilemezliğine. Sanki şey gibi yani böyle 2-3 aşaması var yok edebilmek için. Ama benim algıladığım biraz böyle şey hani Twisting Nether'da sadece öldürülebiliyor ya demonlar. Hı hı. Bunlar da işte kendi evet. realminde öldürülebiliyorsa onların realmi burası değil gibi algıladım ben. Yani heh, güzel cevap. Ben de onunla evet. getirecektim yine şey, mevzuyu. Aynen. Natria'nın bir Revan olayı Red... yok o zaman yani şey olarak. Evet evet. Çünkü Revendreth bunun kendi yarattığı realm. Yani evet. yarattığı bir düzlem burası. Oranın yaratıcısı olarak da orada ölmüyor. Ama değil mi? Pardon bir şey sorayım onunla alakalı. Evet. Bu tarz realmlerin yaratan kişi hep başta olduğu için bir baba oğuldan geçmesi yok. Liderliği. Da Renata onun oğlu mu? Değil. Öyle bir muhabbet değil. Var sanki. Evet. İlk yarattığı. Oğlu değil. İlk yarattığı Ventir. O yüzden mi oğlu deniyor? Yani ilk, evet. ilk, oğlu yani gibi ikinci, görüyor. İkinci Ventir Renata o zaman. Ya, ya işte şey Denatrius Ventir ise. Değil ama. Yani değil. Yani o altta yani şey o adı vermiştir. Ventir adı vermiştir. Kendi adı başka bir şey. Yani. O yarattığı ırk yani sonuçta şöyle evet. düşün. Bir düzlem yaratıyor ve orayı yönetmesi için bir ırk yaratıyor. O yarattığı ırkın ilk üyesi de işte Renata. Evet. Yani şey değil. Kendisiyle aynı şey değil kesinlikle. Ama zaten Renata Sekin'in görüyoruz işte. Command yani. Olayı yok abi. Tek adam. Kek adam rejimi var orada. Evet evet. Zaten yani altındakiler de hani, kendi yarattığı varlıklar olduğu için hepsi aslında iradesine bağlı ama işte bu Renatal'ın onun iradesinden çıkmasının hikayesini de zaten Revendreth Quest'ini yaptığınızda görüyorsunuz. Böyle şey Naru sayesinde çıkmış yani. Evet. Naru etkisiyle ayılmışlar bir nevi. O Light etkisinden kalıp hayatta kalabilenler sonradan bir nevi kendi iradelerini kazanmışlar. Ya da isyan edebilecek bir güç yakalamışlar gibi algıladım ben. O yüzden de zaten o Naru'yu kurtarmaya çalışıyorlar. Daha çok isyancı olsun, daha çok işte Ventir, Denatrius'un iradesinden çıksın diye. O şey de neydi? Sanguine Depths galiba. Sanguine Depths. O dungeon'ı yaptığınızda da onun hikayesini görüyorsunuz zaten. Yani ya, bir de ona şey... bağlı. Peki şey olmuyor mu sizce? Yani oraya alınmış mı yoksa orada doğup mu yakalanmış mı? İşte çünkü orada bir detay daha var. Mesela Revendreth de demiyor. Dawnkeep. Direkt orası.
Evet, o Revendreth'in Dawnkeep zonunda ilk orada gördük şeyleri, Nauru'ları gibi bir şey diyor Draven, aynen. Yani o cümle hakikaten, dur ya ben onu bulmaya çalışayım eski tweetlerimden. Mesela ben de burada bir Murat'ana bir sıkıştırma yapayım. Abi sence bu durumda yani Renatal gibi işte second in command değil bu arada, onu da söyleyeyim. Hani isyanda ses çıkartan yüksek rütbeli bir adamın ya da yüksek mertebede bir adamın Light'la işbirliği yapıyor olması tuhaf değil mi? Yani Tuhaf. neticede yani en birinci düşman Abi diyebilirsin yani buna. işte düşmana karşı. Ama yani zaten bilmiyorum. Şu anda işte Denatrius'u hani full kötü olarak algılıyoruz eyvallah, ama yani biz hep diyoruz ya işte işin altından hep başka bir şey çıkacak, göreceğiz. İşte Jailer'ın muhabbetinde hani Greater Good, işte hep işte Sylvanas'ın yaptığı muhabbetlerde de aynı şeyleri savunuyoruz. Yani sanki biraz Venter'e ihanet söz konusu değil mi sence de? Yani Geçmişte ne bence yaşadık biliyorsun. Renatal fazla bilgili. Yani bence Renatal ona öyle bakmıyor çünkü hani o Nauru'ya acıyor hatta bence orada kaldığı Acıyor. için. Çünkü o mesela MOV'a gittiğimizde, onu kurtarmaya gittiğimizde Azeroth'tan haberi var mesela. Böyle Azeroth'tan böyle çocukluk arkadaşı gibi falan bahsediyor bize yani. Sen Azeroth'tan geliyorsun değil mi falan diyor çünkü. Evet. Bayağı farkında. Onun için hani daha farklı bakıyor bir konulara. Peki Onlarda o değil. Narun'un bizi tanıyor olma ihtimali var mı? Yani bizim normal geçirdiğimiz timeline'da işte bilmediğimiz ya da unuttuğumuz bir yerde muhabbetin geçmiş olma ihtimali var mı? Öyle Yani olsa biri, işsizin biri bence bulurdu tabii. Güzel cevap. Güzel yani. cevap. Şey, arkadaşım söyledi bana raid sonrasında Heh, aynen. Mova O adını detayı atıp ver. duruyormuş Revendreth'ten. Ya bu çok önemli bir şey mi? Bence değil, çünkü zaten ticaretin gücü aldı orada. Jailer. Ve şeye dikkat etmiş. Fren Senetal'ın jenerik diyaloglarından biri, yani boss'a karakter atadığın zaman bir şeyler söylüyorlar ya sürekli. Şeymiş. Denatrius'un yaptığı her şeyi affederim de Jailer'ı serbest bırakmayı affedemem tam bir şey diyormuş. Bunu da Denatrius yapmış olabilir mi o zaman? Serbest bırakmayı. Denatrius'u mu serbest bırakmışsın? Evet. Jailer'ı serbest bırakmayı affedemem diyormuş. Denatrius. Yani birebir Üzülebilir. kendisi mi yaptı ya da işte o şeyi gördük ya, Arbiter'ın bozulma animasyonu, hani kırmızı bir atak Evet. geliyor sonuçta orada. Revendreth gibi gözüküyor saldırının kaynağı. Ama bunu bizzat Sire Denatrius mu yapıyor yoksa işte onun emriyle mi yapılıyor ya da bambaşka bir kaynağı mı var bu işin? İşte o kısımlar karışık. Onları daha bilmiyoruz. Ya orada biz bayağı aslında corruption olaylarına da girdik ama eğer Tabii. Murata'nın bu söylediği yani ciddi bir detay, Evet. direkt Revendreth'ten gelen bir mevzu da olabilir yani şu anda. Evet. Yani eğer gerçekten ilk baştan hani böyle şey Sire Denatrius bütün bu olayı organize ettiyse, işte şeyde tahmin ediyoruz ya Primus'u güçten düşürüp işte onu hapsedilmesini sağlayıp o sayede de Jailer'ın özgür kalmasının yolunu açan oyduysa, o zaman illaki bunun bir şekilde sonradan işlenmesi lazım. Aha, o Nauru'yu da buldum. Şey Primus'a çok güvenmeyin diyor ya adam. Oğlum niye acaba? sarılıp yatmıyoruz lan. Yani Yani. ama mesela Winter Queen'e kıyasla şu anda olmayan bir Evet. Primus'a daha çok güveniyorum yani. Bence de. O kadar da oynuyorum bak, gerçekten çok. Primeval şeyi böyle göndermesi zaten, değil mi? Primus, Primeval, baş kötü. Yani. Queen'e laf Valla vallahi oradan var. Diablo'ya girecek olursak yani Imperius'u daha baş kötü seçerim yani. Ama şey ya, Primus'un tavırları çok şey. İşte. Primus'un tavırları çok Jailer düşmanı ama. Bence o hepsinin başındaki Ne? Jailer'ın en büyük düşmanı bence. Bence değil ya. O bizim arkadaşımız da bence ilk Çünkü başta gayet güzel bir şekilde bahsediyor. hayır. Ben şey yani bayağı işte Jailer'a karşı dikkatli olun. Evet. Mesajını veremiyor ama. Tabii canım. Şey, Bence bayağı düşman. Primus'la Jailer, aynen. Zaten işte o tahmini onun üstüne yapmıştık ya işte, yani
Eğer Primus şey çıkarsa, Rune Carver çıkarsa ki böyle onu da hapseden işte Jailer'sa falan diye böyle önceki konuştuğumuz zaten oydu. En büyük dayanağı da o zaten. Bu Primus'un bıraktığı işte sesli Sesli mesaj diye kayıt. aynen dalgasını geçmiştik yani. Gerçekten şimdi orada öyle bir böyle net açıklama var. Yani sonuçta Primus'u alaşağı etmişler ve büyük ihtimalle onun kurduğu düzeni ya da korumaya çalıştığı düzeni yıkmak için ilk başta onu bir ortadan kaldırmışlar. Çünkü Primus böyle şey gibi tam yani Shadowlands için o ilk düzeni yaratan, kuran o gibi. Yani gerçek arkitekt ya da Shadowlands'ın arkitekti biraz o Evet. gibi gözüküyor. İşte Murat Han'ın yazdığı yazıda da onun göndermesi vardı. Matrix'teki Evet. arkitekt işte bence Ama bir işte arkitekti şey yapan ona ulaşamıyorsun. İşte burada tabii ulaşamıyorsun. bunda işte şey gibi olmuş. Arkitekti hem alaşağı etmişler kurduğu düzene indirim böyle nasıl diyeyim değiştirmek için devirmek için bir de üstüne esir edip kullanıyorlar yani onun güçlerini o işte şeyi crafting güçlerini kullanıyorlar. O yüzden bayağı ters Arkitekt. bir durum var yani Matrix'le zıt böyle Ama iyi. şey olsa ancak Shadowlands'ın kendi arkitekti olur. Primus o kadar şey değil. Shadowlands için aynen Primus Shadowlands zaten onun da Eternal One olduğunu biliyoruz yani Evet. ırkı bile belli. Bence hani Archon'la Winter Queen'de aynı kafada. Evet yani o Eternal One konseyinin işte baş üyesi gibi bir şey. İşte Gerçi Archon'la aynı olamaz. Çünkü onursuzluğu mesela sorun olarak görmüyor savaşırken. Daha doğrusu onursuzluk değil mesela kimyasal silah ne bileyim. aslında Archon da görmüyor. Suikastçilik falan şey yapıyor. Archon'da da şey var ya, purpose için ne gerekiyorsa yapılmalı. Abi Evet. Archon'da dungeon'ı şey dungeon'ı yaptıysan duyuyorsun ya. Yeter ki öldür, vur, öldür falan böyle. Evet. Bu şey Yalnız değil mi? öyle işte. Yat yat. Dungeon'ın söylediğin de şeyi aklıma geldi. Devos bayağı Archon'la kapışıyor. Evet. Son aşama. Bayağı Eternal One'la savaşıyor yani Devos. Nasıl Bayağı bir güç kapışıyor verdi ne ki demek abi? Jailer ona? Anasını atlıyor ya. Biz Evet, olmasak dövüyor yani, biz yani. İşte olmasak orada Archon'u şey elinden oluyor. alamayacağız yani. Devos'un zaten önceden bir güçlenmiş hali var. Yani zaten güçlü geliyor. Bir de şeyin Arkon'un gücünün kaynağı olarak o spear gibi bir şey var ya. Bunu alıp atıyoruz falan hatta geri Aynen. işte Devos'a indirmek için. O Bir spear elinden alıyor Arkon. Buyurun, dikkat First edin. One'dan gelen bir Saçma abi şey. bu şimdi. Şimdi şey olayı var bak. Hah, o iyi aklıma geldi bak vesileyle. Her Eternal One'da bir tane böyle bir artifact var. Yani Sire'den atıyorsun. Jailer'de ne var acaba? İşte Jailer'da o boşlukta belki işte aslında o vardı. İşte Sire Denatrius'ta madalyon vardı. Hatta questini yapıyoruz işte. Herkes o madalyondan gücünün bir parçasını veriyor. İşte Evet. iradesini şey yapmak için falan. Prime Rebirth'in mi dedin? questline'ında direkt o var. Şeyde işte bu Archon'da bu Spear'ın olduğunu öğreniyoruz dungeon'da. Şeyde de Winter Winter Queen'de işte onun ne olduğunu tam bilmiyoruz ama şey var ya o son olduğu yerde işte bir böyle ağaç olabilir işte bizzat ağacın kendisi mı? olabilir o ya da işte tohum gibi bir şeyden bahsediyorlar ya böyle bir Evet. tohum var işte buranın gücünü aldı işte orayı topluyoruz falan o tohum olabilir orada da adını unuttum onu şimdi. Şey, Heart of the Forest olan da aynı kaca. Evet. Heart of direkt zaten o işte. Zaten şeyin ortasında işte ağacın ortasında. Ne kaldı? Arkon dedik, onu dedik. Arbiter'da zaten şeyi görüyoruz işte. O Aslında Arbiter'ın weapon'ı yok. ha işte aslında Arbiter'ın bir işte artifact'i yok. Ya da işte Acaba neden? Mesela Eternal One olmayabilir mi en başta? evet yani çok Yaratık büyük yani. ihtimalle öyle. Zaten Bu tahminimiz şeyi söylediniz mi? Ben evet. kaçırdım mı bilmiyorum da Rune Carver'ın yapmış olduğu bu silahları söyledik mi onu? Onun da işte kendi silahları var mesela. Onun silahları mı? Evet aynen yani Değil mi? şeyin de özellikle işte Maldraxxus'un kullandığı silahlar dışında da bütün
Shadowlands'in savunması için evet. Yapılmış her silah bizzat Runecarver'ın elinden çıkmış. Evet. Yani büyük ihtimalle Primus'un. Bu arada şey detayını da verelim. Aklıma geldi. Dağılıyoruz. Abi, dağılıyoruz. Seviyoruz dağılıyoruz. Yok çünkü konuyu şey Remornia'ya bağlayacağım da oradan. Yok ben Arbiter'la ilgileneceğim. Hani biz diyoruz ya Arbiter aslında oraya sonradan eklendi. Asıl Jader'ın ırkı işiydi diye. Arbiter'ın kendi ırkı sonradan çağrılmış oraya. Evet. Jader'ın kendi ırkı mesela yok. Çünkü bence onun işi ırkında olmaması zaten. Onun ırka ihtiyacı yoktu yani. Görevi, Arbiter'ın görevi olduğu için. Ha ama o, yok. Jailer da Eternal One. Onu hayır, biliyorum. Eternal One. Kendi ırkı hani şey yani yarattığı ırk yok gibi. Yarattığı ırk. Evet. Evet. Ha, evet evet. O doğru bak. Yani evet Mavsworn'lar mesela Jailer'ın yarattığı bir ırk değil. Yok. Kirin onlar. Orada Mav'a düşüp işte asimile edilmiş diğer böyle ceza gören varlıklar, ırklar böyle. Orada şey detayını verelim. He? Mav'a ne kadar çok şey düştüyse bitmiyor Mav'un. Evet evet. Aşırı yani, büyük yani. Beyinde diyor ya zaten şeyle benziyor büyüklük olarak. Diye. Çok büyük yani Mav'un. Ne kadar şey düştüyse artık hatta ben şey düşündüm hani. Onların da mı acaba Legion tarzı bir yenilenme şeyi var acaba? Bilemiyorum çok fazlalar. Yok şey bence ya, yani şey düşünsen abi şimdi evrende yani ölen sayısı ya da işte oraya evet. Düşen ruh sayısı gerçekten endless olabilir. Ben yeniden bir doğma olduğuna inanmıyorum. Çünkü açıklama da o yönde gelmişti ya abi Shadowlands'da ölüyorsan diseased oluyorsun. Evet evet. Şeklinde. Bence... O zaman Davos gitti mesela. Gibi. Yani... Ya ben onu şöyle düşünüyorum yani sonuçta bizim de böyle gördüğümüz o bir şey olayı var. Mesela animaya dönüşebiliyorsa animaya dönüşüyor ve tekrar vücuda gelebiliyor evet, gibi evet, algılamalı. Cycle var çünkü. Tamamen, ha, evet tamamen yok olmuyor. Ha, eyvallah evet. Tamam ona varım. Ha, öyle gibi algıladım çünkü birkaç yerde ona gönderme yapılıyor işte yani. Burada ölünce ne olacak, ölünce ne olacak muhabbeti işte 2-3 quest hatta böyle gördüm onu ben. İşte şey diyor, anima döngüsüne katılacak işte tekrar ya buraya gelecek ya işte ait olduğu yere gidecek, gönderilecek. İşte Arbiter gönderecek onu falan diye böyle şey yapıyorlar. Arbiter ortalıkta tabii. Ama işte şey o purpose muhabbeti hem Oribos'ta o muhabbet geçiyor. Bir de galiba Bastion'da bir iki görevde geçiyor böyle. İşte sonradan ne olacağız işte önceki hayatımızın önemi falan muhabbetinde işte ona gönderme yapıyorlar. Peki burada ölürsek ne olacak işte ne yapacağız falan diye böyle. Çünkü şey o işte Bastion'a saldırılıyor ya işte Maldraxxus güçleri evet. Saldırıyor falan. Orada ilk kez görüyorlar. Aa öleceğiz mi biz ne olacak işte bak ne yapıyorlar bize falan diye. Aynen işte yani güzelim melek varlıkları bir güzel orada çatır çatır kesiyorlar ne yazık ki. Yani bu şey aslında güzel hani böyle varoluşçuluk muhabbetinin üzerine böyle Shadowlands'in mantığı oturtulmuş. Ve işte herkes de zaten onu soruyordu işte bu öldürdüğümüz bosslar ne olacak? İşte Shadowlands'te ölen ne oluyor? Biz ölünce ne olacak falan. Şimdi onu bizim baştan açıklaması var. Biz onu söylemiştik hatta. Aynen işte baştan kısaca aynen onu özetleyeyim. Yani bizim ölümümüzün mantığı şu. Biz yaşayan bir ölümlü olarak Shadowlands'e gidiyoruz. O yüzden orada öldüğümüzde ruhumuz halen daha Azeroth'a bağlı olduğu için gerçek anlamda ölemiyoruz. O ruhumuza evet. Yani tekrar cheater denir ya mesela öyle düşünün. Bağlanmış durumda evet. Bize. Anchor. Ha, anchor oh. Aynen. O mantık o evet. Yani ruhumuz Azeroth'a anchorlı, çapalı halde olduğu için Shadowlands'e ölemiyoruz. Shadowlands'te ölmenin mantığı şu. Aynen bu Demon'ların Twisting Nether'da ölmesi gibi Shadowlands'te yaratılan varlıklar kendi yaratıldıkları düzlemde öldürülürse ölüyorlar ama yok olmuyorlar. Anima oluyorlar ve işte o anima gücü çok yüksekse işte animası yüksek bir karakterse ve iradesi de işte güçlüyse bu tekrar eski haliyle cisimleşebiliyor. Onu işte bir iki yerde gönderme yapılıyor buna. Ama işte zayıf bir karakterse ya da işte böyle şey normal önemsiz alt seviye işte bu servantlar falan var ya Revendreth'te. Onlar mesela öldüğü zaman ölüyor. Ya da işte şeydeki işte Bastion'daki
işte bu hizmetkarlar falan. Onlar orada yaratılan düşük seviye ve kendi iradesi de olmayan şey gibi düşündüm. Yani ruh çok ruha ihtiyaç duymayan böyle yarı mekanik mantıkta yaratılmış şeyler. Onlar öldüğü zaman ölüyor. İşte ama bu liderler, baş yöneticiler, oranın yaratıcıları falan tabii yüksek animalı ve işte böyle yeniden cisimleşebilecek güçte ruhlar olduğu için animaya dönüşseler bile bir süre sonra yeniden geri gelebiliyorlar. Yani öyle bir gönderme var. İşçi sınıfı var. Yeni yazıyordu. Bir de şeyi de görmemiz lazım. Şimdi Sayır Denatrius'u kestiğimizde aslında o zayıf halin işte anima haline dönüştüğünde o anda yok edebilecekmişiz gibi bir gönderme var. Ama biz bunu yapamadık. Kılıca hapsoluyor ruhu ve... Ya işte oradaki sorular zaten o. Onları bekliyorum ben aslında da işte... Murat'ın da dağıldık dediği yer orada. Yani niye? Evet. Renata ne yapıyorsun? Sal gitsin Mava ya da this is yap. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ama neden hapsediyorsun kılıca ve kılıcı Revendred'i? Ama belki Mava gitmesini istememiştir. Mava o da katılırsa tatsız olur yani. Evet evet ben de öyle düşünüyorum. Zaten Mava tamam hadi o cevap evet kolay yani. Mava gitmesin eyvallah da tamam yok et. Bu yanında Light var. Kardeşi kan olabilir mesela. Spike bahsettiğimiz gibi. Öldürmek istememiştir kardeşi. Yani. Ya çok basit ya. Bilmiyorum altından bir şey çıksa evet. İsterim yani onu. Ama bazen böyle basit çıkıyor. Ne çıkabilir altında? Sana göre. Ya şöyle söyleyeyim. Eternal One olmaya çalışıyor olabilir. Onun gücünü consume yapıp ya da animasını tamamen yani içleyip hatta Rimornia'nın da kendisine boyun eğmesini falan sağlamaya çalışıyor olabilir. Yani neticede... Kalagos'un sonradan olması gibi. Nasıl? Kalagos'un sonradan Eternal One olması. Aspekt olması gibi. Ama yani biraz daha büyük ölçekte tabii bu. Öyle düşün yani. Yani neden olmasın yanındaki Naru'yla kılıcın içine saklayıp etrafı yani ışıkla patlatabiliyorsa bunda yapılabilir mi acaba? Yani tam Denatrius mesela... Gözünü Drenat aldı mı? Ben bilmiyorum işte sorular. Trust no one. Kimseye güvenmemek lazım. Hayır çünkü şöyle söyleyeyim yani Renatal 1 doğrucul görünüyor. 2 mesela şimdi her haritada buna benzer bir şey yaşadık. İşte Krexus vardı evet. Maldraxxus'ta. İşte diğer Margrave'leri gördük. O kadar büyümedi olay çat diye kapandı. İşte Devos evet. Muhabbeti vardı. O kadar sivrilmedi. Dungeon'da tak tak diye tokatladık. Ama evet. Renatal bizim tarafa geçti ve hikayede hep biz de yapıyor. Şöyle söyleyeyim bizim tarafa geldiyse... Yani bir yerden daha sonra işte Illidan gibi gel bakayım otur bakayım Pantheon'a moduna sokulabilir tarzına geliyor yani. Hep kafada o şeyi işliyorum ben. WoW'un hikayesi şey yaparken. Evet öyle bir hakikaten şey genel bir şey var. Hani güçten düşen varsa yerine birini koyma mantığı. Zaten şu an oranın yani lideri bir açıdan o. Ya tabii canım Şükrü de diyor şimdi Renatal emekçileri yazıyor. Abi şöyle düşün Hitler de seçimle geldi. Hani o iyicil şeyleri biraz beni korkutuyor çünkü çok şeydik böyle biz bir anda sarıldık onu kurtardık ettik falan böyle çünkü dediğim gibi Shadowlands'e düştüğümüzden beri en büyük korkutucu kötü Jailer. Jailer'a en büyük yardım ve yataklık yapan Denatrius diye ilk evet. Raid'imiz Denatrius oldu ve onu sürdüler önümüze ve bu evet. Şeyde de işte ilk elimize alıp kurtarmamız gereken karakter Renataldı ve işte endişe verici. Yani hiçbir şey yapmadık, tanımıyoruz, etmiyoruz. Direkt güvendik. Yani. Ulan yani normalde senin ensenden yakalayıp... Mesela Revendred'e ilk gittiğinizde sizi şey karşılıyor. Neydi o İngiliz başbakanın adı? Chamberlain. Chamberlain karşılıyor ve sizi yani öldürme pahasına arabasını alıp atan Draven. Yani isyancılar sizi orada evet. Öldürmeye çalışıyor yani hop falan filan diye. Evet. Bir de orada yani, şey diyor ya böyle beni bırak diyor. Tamam bırakıyorum. Yani, bırakıyor evet yani öyle düşünün. Yani çok böyle sizin nasıl söyleyeyim işte karakter olarak değil de ya da işte Azeroth'tan gelmişsiniz, geçmişiniz hiç ne olduğunun önemi yok da biraz da Mav Walker'lığınızı kullanmak amacıyla. Evet, o zaten evet aynen. Şey ama bence Chamberlain biraz aptal bu arada. Çok saf bir herif, basit bir herif bence. Çektin mi fotoğrafı? Küçük hesapları var değil mi? Evet öyle. Oraya alsa fotoğrafı da al takılayım orada. Yerine nasıl geçecek yaratıcan? İşte onu söylüyorum. Belki onun bir yolunu arıyor ya da bir yolunu buldu. Renatal o yüzden kılıcı hapsetti. Ne diyoruz yani. Ya bayağı Azeroth'u falan bir karakter. Bizim düşündüğümüz.
Hani bekletiyor onu, böyle günü gelecek ya da Manwalker olarak sizi kullanmaya kalkarken çat o boss olacak. Evet, Ya yani belki bizim böyle bir gücümüz var. Yani şu anda bizim dengedeki, yani dengeyi öyle bir bozma noktasındayız ki. Hem işte ölü her gibiyiz, zamanki gibi. Shadowlands'te zıplıyoruz. Yani Shadowlands'te kuşa binip uçan karakterler olacağız yani yakında. Öyle düşünün Evet. mevzuyu ve ölü değilsin yani. Shadow'dan çok boz diyecekler yukarıdan. Hayır, bir de sürekli olarak mesela Mav'a girip çıkıyorsun. Hatta Mav'da işte dolanıyorsun. Orada Venary ile bir şeyler yapıyorsun. Bunun tabii ben Lore'da da bir yerinin olacağını düşünüyorum. Tabii. Yani sürekli olarak animan yükleniyor. Ben zannetmiyorum. Umarım haklı çıkarım da, çünkü Lore gerçekten civcivli bir yere gider. Bizim animamız bazı Eternal One'ların ağzını sulandıracaktır. Öyle canım. Bir Öyle zaten. Tyrion mesela bekliyordur yani bence. Mesela Denathrys bizi hiç öldürmek istemedi. Umurunda değildi. Evet. Onun bir görevi vardı. Biz gittik yani ayağını onu pataklamaya. Koşa koşa. Aa, Denathrys kötü falan diye Denathrys'ı düşün saldırdık. yani. Denathrys'ın sahibinin hesaba bile kalkmadı. Umurunda olmadı. Öyle Evet. bir Biraz scale'da oynuyor. evet. ya mesela işte bilmiyorum, ben bu şeyi Beausande ile Winter Queen'in arasındaki mevzuya benzetiyorum. İşte O var, evet. Crexus'la ya da işte Stradama'ydı sanırım diğer Margrave'in adı, Plaguefall'daki. Evet. Onunla Aynen. Primus'un arasındaki mevzu. İşte Devos'la Arkon, burada da Renatal'la şey gibi. Gerçeği görene kadar Sire'ın hesabına çalışıyorduk. İşte Sire'ın hesabına çalışmıyorduk. Canım, geldik ilk şeyde görevleri aldık. Bize ne veriliyorsa onu yapıyoruz yani. Direkt böyle Evet. ölümle yargılama Abi tarzında ya da... Sen biz söyle abi. gold için old class serbest bırakıyoruz. Bize görev ver, biz yaparız ya. Saçmalık falan. Yani gibi benim işte muhabbete yani bağlamak istediğim yerlerden biri oydu. İşte bir, bu silahları gerçekten Primus'un yaptı ya, Primus diyoruz da Rune Carver'ın yaptığından emin miyiz? Eminsek yani en güçlü silahlardan birini Denathrys'a vermiş olabilir mi, ya da bunun kaynağı farklı mı? Çünkü yani Evet, bak bildiğim onu da konuşalım. Evet. Rimblade'i var. Aha. Denatlıyorsun. Bayağı Frostmourne göndermesi olarak. Bir de Evet. konuşun. Evet. Kendi iradesi de var yani. O da bir Mournblade kendisi Ama de. mesela Aynen. Evet. Arkon'un böyle bir silahı yok yani, onun spear'ı sadece duruyor, saplanıyor falan filan. İşte Burada en ama güçlü şey, silah o değil şöyle ya. düşün. Katledim onu herhalde. First Class'tan kalan bir silahın olsa sen öyle kıytırık Mournblade ister misin? Yani. 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 Ama şey aklıma geldi o zaman. Yani benim hep aklımda da Aha. şu geçen haftaki Runecarver sinematiğinde Jailer'ın Runecarver'ın zihnini almaya çalıştığı ve First One'ların gizlemeye çalıştığı sır ne ya? Bir daha sor, kaçırdım. Neydi? Siz bir şey söylemezseniz ben söyleyeceğim. Çok uçuk. Bir mantığı da yok aslında, sadece söyleyeceğim. Bir daha sor. Söyle diyor. Sor, söyle. Ya, Undead yaratmak çok doğal, hiç doğal olmayan bir şey yani. Undead yaratmak tamamen bütün kozmik dengenin içine sıçan bir durum. Farkındasınız değil mi? Evet. Yani Dead de değil, Life de değil. Direkt böyle First One'ları gizlemeye çalışacağı bir sürü. Hiç Evet, doğal olmuyor. hatta bak Void bölümünde bunu özel konu, aynen bu muhabbeti yapmıştık. Evet. Yani neden Void'den etkilenmiyor Undead'ler? Neden Evet. işte şeyden Light'tan bu kadar ekstra etkileniyorlar? İşte iradesini kazanan Undead olayına neden bu kadar böyle tepkililer ona rağmen falan diye böyle bunu konuşmuştuk. Zaten bunda da bence aynı mantık var. Yani Shadowlands açısından da bu kozmik böyle bir şey oluyor. Yani kozmik karşıtlık var bunda. Ve şeyde de mesela dikkat et, Maldraxxus'ta bu şey yapıyorlar. Hani Undead olayı var gibi, işte Blight var falan, böyle Evet. bütün o, hatta şeyin işte Arthas'ın kullandığı büyülerin raw hali var böyle. Kaynağı orası Evet. gibi, ama orada bile yani bu olayın bir sınırı var. Bunu savaş için ve hani büyü amacıyla kullanıyorlar ve işte orada düşmüş şeyleri, işte savaşçıların parçalarını birleştiriyorlar, abomination yapıyorlar falan. Böyle gene bir undead olayını hani böyle hatta sevmiyorlar. Onu böyle son çare olarak falan, son bir kötü İşte silah onu olarak kullanıyorlar. mesela Maldraxxus'tan Breach'ten saldıran Necromancer'lar. Evet. Evet, Yani o doğru. nekromansi olayı şeyde de Shadowlands açısından da kötü yani. Aynı böyle kozmik karşıtlık orada da var.
Ya hakikaten bak Murat Han vurgulayınca biraz farklı şey yaptım da an yani Maldraxxus'un nekromancerları neyi kaldırıyor? Nasıl yani? Yok Maldraxxus'un nekromansı işte bizim anladığımız şekilde. Nasıl? Evet, yani sadece abomination yapıyor onlar. Değil mi? Aslında şey yapmıyorlar. Dikiyorlar, Yani biçiyorlar ya. ölü kaldırmıyorlar işte. Undead olayı yok gene. Sadece bir hani şey gibi Flash Golem gibi bir şey Şey yapıyorlar. yapıyorlar. Etten oluşan bir böyle Dike bu gibi. construct nasıl denir işte bir heykel yapıyorlar. Evet. Onu kendi iradelerine bağlıyorlar. Yani Evet. orijinal undead mantığı gibi hani ruhsuz ve sadece işte onun iradesinde hareket eden böyle heykeller gibi kullanıyorlar onu. Değişik ya. Necro'ydu. Necro zaten. Hatta World Boss'un güç kazanma şeyini kesiyoruz ya. Evet. Orada bir ritual yapıyorlar. Böyle bir ortak büyü yapıyorlar onu güçlendirmek için. O nekromansi gücünü nasıl aldığını da orada görüyoruz böyle. Yani Maldraxxus açısından bu ölü kaldırma gücü ya da nekromansi gücü aslında animayı kötü kullanma gibi böyle verilmiş orada. Anima gücünü böyle kötü amaçla kullanma gibi verilmiş. Bunlar ama kaldıklarının için anime basıyorlar o zaman. Tabii Her şey tabii. animayla Yani çalışıyor. animayı kendi iradesine bağlıyor ve işte o et parçalarını birleştirerek kendi iradesinde bir yaratık oluşturuyor. Değişik ya mevzu. Değişik değişik Sludge Fist, evet. hayır Sludge Fist'te de buna benzer bir durum söz konusu da. Evet. Evet, o da şey Revendreth hizmetkarlarının birleşmiş hali. Değil mi? Hatta onun Evet. bir görevi vardı bilmiyorum. Onunla çok Evet, ilintiliyim de boss'u da az önce dedim görmedim. onu. World He? Quest'te de var. Bir tane böyle şey Ha. bataklık bir şeyin etrafında böyle yardım ediyorsun. En son işte bunlar birleşip savaşmak için birleşiyorlar. Hepsini bir araya atıyorsun böyle onlar fark etmeden bir büyü yapıyorsun. Birleşiyorlar böyle. Gönüllü gibi atıyor 3-4 tanesini. İğrenç seviyede komik bir şey böyle. Evet, bayağı aynen. Bir tanesi işte o hizmetkarlardan biri bizi yönlendiriyor. Diğerlerini birleştirip işte o dev Sludge Fistline'ı ırkta şeye dönüştürüyoruz. Bayağı güzel. Mutlaka denk gelirsiniz. Yapın World Quest'leri. Hatta bu Side Quest'leri de yaparsanız işte Evet. Shadowlands Lore Master Achievement için Evet. orada Mesela ben şey. abi ben WoW'da side questler hiç bu kadar iyi değildi. Ben Evet. Revendreth'i yaptım. Accuser'la olan görevler muhteşem. Ben çok sevdim abi. Ya ben Evet. yapamadım onları Şey ya. de iyi Ya. yani Palogrolan. ilk karakterinizi kasarken Evet. yapmayın ha. Yapmayın yapmayın. Biz Çok geride yaptık da. yoksa evet Biz karışıklık yaptıktan. oluyor. Olaylar birbirine giriyor. Threads of Çok Fate'e kötü. kasıyor. Evet. Erken atmış oluyorsun. Böyle ondan Mal gibi sonra Arden Wild'da atmış 60 kalıyorsun. halinde görev yapmak zorunda kalıyorsun. Şey, Covenant'ı seçme görevine gelmek için. Ya o kötü olmuş ya. Bilmiyorum da. Ya ilk karakter için evet. Yani ilk karakterde sadece ana hikayeden gidin yani. Ama çoğu kişi zaten ilk karakterini artık yapmıştır zaten. Ama sonradan da başlayacak olan varsa aklında olsun. Sadece o questlerinde böyle shield olan questleri yapın. İlk karakterde. Aynen Onun o dışında banner hiçbir şey şeklinde yapmayın. falan. Evet. Hatta dungeon ve battleground falan da yapmayın. Sakın ha. Çünkü hayvan gibi experience geliyor. Sonra cart diye level'lıyorsun. Yok ya çok büyük Ben sıkıntı o ya. Evet evet. Ben komik Abi değil şey bayağı bir 58'de sıkıntı. Revendreth'i bitirdim. 2 level ondan sonra şey yaptım yani. Önce şeyleri bitirdim işte. Oradaki side quest'leri bitirdim. Ondan sonra böyle dungeon spamladım hadi 60 olayım diye. 60 Yapamıyorum olduktan sonra ya. Covenant'ı seçtim artık ondan sonra. Evet Ve şey arkadaşlar geri anlamıyorsun geri. ya. Son bölgenin işte neyse işte aldığın işte Covenant gücü onunla devam ediyorsun böyle. İkinci gücü açamadım böyle. Böyle ezik ezik level'ladım 58-60 arası. Tavsiye etmiyorum. Zaten ilk karakterden sonra Threads of Fate açın. Side quest yapın. World quest yapın. Tıngır mıngır. O Evet güzel oldu. onu da güzel yapmışlar ya. Evet evet bayağı güzel olmuş. Ben bu kadar ilk başta bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Hatta böyle ilk görevi tekrar yapsam mı falan diye bir bunaldım. Önce bir bunu baştan mı yapacağız şimdi öf diye böyle. Hatta Ama bak hiç gerek yokmuş yani. Castle Nathria ile alakalı konuyu şöyle buraya bağlayayım. Özellikle çok DPS'li guildler ya da DPS olduğundan muzdarip arkadaşlar tank ve
şey kasacaksa gerçekten ikinci ilk karakteri yetiştirmek kolay. Raidlere aman geri kalırım falan diye düşünmeyin. 2-3 günde karakterinizi çok rahat yetiştirebiliyorsunuz. Evet. Hem Açın tank, direkt dungeon spamlayın. Zaten 3 dungeon'da bir level alıyorsun. 2-3 dungeon'da bir. 3 galiba. 3 de çok rahat alıyorsun. Yani o yüzden bayağı rahat. 3'er 3'er yapın dungeon'ları. Günde 10 dungeon yapsan işte 3-4 level alırsın yani. Rahat bayağı. Güzel olmuş. peki şimdi hazır şeyde böyle sona doğru gelirken cıvcıvlı sorulardan bir tanesini sorayım. Natria ya böyle atlatacağız mı? Yani yine benim mesela söylediğim şeylerden bir tanesi buydu. İşte ben Renatal'dan bir bit yeniği ya da hinlik bekliyorum. İşte ya da Denatrius'u tekrar göreceğiz mi? Yani raid böyle Bence göreceğiz. oldu bitti mi? Yani işimiz bu kadar mı? Yok. Kapatıyor muyuz dükkanı yani? Tamam abi Natria tamam patates. Hadi görüşürüz. Ya çünkü mesela son birkaç expansion'dır tecrübe ettiğimiz konu bu. Raid patates mi oldu abi? Tamam onun hikayesi de patates oluyor. Her şey bitiyor. Evet. Yani Uldil'le ilk alakalı bir daha herhangi bir şey görmedik. Gahun İyi ki de görmedik. yani Göreceğiz, ya tamam göreceğiz. ama yani Gahun bir el yapımı Old God'du abi. Ha, Yani, evet. hikayede Oldu değişik bir yere gidebilecek bir mevzuydu. Öyle kaldı yani. buradan ama Mother'ı kurtardık. Bak Mother sonra evet, bitti. oraya gidip Mother'ı kurtardık. Ha tamam yani mekanik olarak bir yerlere geldi ama hikayesel de kaldı. Hani çünkü Denatrius bir ölmemiş bir boss olarak kaldı. Yani mekana bir daha döner miyiz olarak mı diyorsun? Yok Bence hikayeye dönmeyiz ama Revendreth olarak Denatrius'un sahir tekrar Denatrius'a. olur ya. Döneriz. Denatrius tekrar %100 görülür. Sırf %100. o yüzden Döneriz. yani. Evet, %100 ben de eminim çünkü ölmedi yani. Aynen öyle, Ölmediği de gözümüze sokuluyor. Hatta bir mor içinde olmasa onu tekrar ortaya çıkacak artık. Evet. Yani Maw Raid olursa orada bosslardan biri de Denatrius Olacak. olacak yani. O çok net. Bence olayların pisleşmeye başladığı noktada devam ediyor. Pisleşmek ne lan? Nasıl yani? Yani işte Mob'un böyle iyice güçlenmeye başladı. Ve etkisini dışarı çıkardığı noktada. Olur diyorsun. Ben Denatrius çıkaracaklar bence orada. Allah Allah. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani bence de şimdi Denatrius'un ölmeyeceğini zaten bildik. İşte yani çok belliydi zaten. Hani bir Eternal One'ı ilk raid'de kurban etmeyiz muhtemelen dedik. Edemedik de. Şimdi yeniliyor. Evet. Ve şey bir nevi fiziksel formunu kaybediyor. Ama ruhu şu anda kılıca hapsedilmiş durumda. O kılıç da işte Revendreth'in tepesinde duruyor. Ya illa ki Baktım. o kılıca bir saldırı olacak, bir Evet, şeyler kesinlikle. olacak, o kılıç oradan kurtulacak, Sire Denatrius tekrar ortaya çıkacak falan. Evet. Bunu da çok büyük ihtimalle ya Maw açıldıktan sonra ya da Jailer Maw'dan çıktıktan sonra Ne oldu? olacak bu Bilmiyorum. iş. Hatta bizzat Jailer gelip Ben de öyle böyle düşünüyorum. kılıcı Jailer'ın. alabilir falan, Evet, öyle bir ben de öyle şeyler düşünüyorum. olabilir. Yok mu Jailer'ın kılıcı yield etmesi? Yani ha öyle bir şeyler de olabilir. Hatta plot twist yani Jailer değil Primus bunu yapabilir. Oha. Primus olarak tekrar ortaya çıkarsa biz yani Rune Carver'a bütün unuttuklarını hatırlattığımızda ve bütün zincirlerini kırdığımızda bizzat o çıkıp belki de Denatrius'u eline alacak. İşte konsey takımı yeniden kuruyoruz, topluyoruz falan diye. Gel bakalım bu sefer Çok da bizim güzel yanımızda bir twist. Güzel bir istersen sinematikle böyle Jailer Primus Denatrius. Çok da güzel oynarsın. bir twist. Değil mi? Aynen. Zaten Diğer bütün Eternal Denatrius'un One'lar işte tabii ki Jailer'a karşı savaşacak. İstemesen de bizim tarafımızdasın diye kılıçla beraber onu alabilir. Hatta kılıcın yaratıcısı bizzat kendisi ise bunu da gayet güle oynaya rahat rahat yapar. mantıklı. O yüzden öyle bir göndermeler, bir şeyler bekliyorum yani. Natrezim şeyi konuştuk aslında Bahtı Black. Aslında sen yayının başından beri buradaydın da bütün Bir daha. animasyonları şeyin özellikle nasıl söyleyeyim? Özellikle ölüm animasyonu Natrezim şeklinde ama konuşmayla alakalı ya da quote'la alakalı ben bir şey yakalayamadım şu ana kadar. Yok. Evet. Daha Onu dedim ya bir önceki boss aynen yani ben de özellikle sondan bir önceki boss diye bu gargoyllardan bir gönderme yaparlar diye bekliyordum ama olmadı. Sonda da işte tek gönderme ölüm animasyonu. Yani o direkt hakikaten
Dreadlord'lar gibi ölüyor. Daha da büyük bir gönderme yok. Hiçbir diyalog yok. Dreadlord Ben de ya da şey yok. Warhead'den baktığımda da yoktu yani bir şey. Hatta Lord of Dread bile demiyorlar koca raid'de. 1000 tane şey Yok, var. Bir tek Accuser söylüyor. Evet, bir tek quest'te o geçiyor. Accuser galiba diyordu değil mi? Accuser diyor, evet. Evet, bir tek Lord ama of işte diyor. genelde ama... göze sokarlar, bu kez göze sokmamışlar abi. O evet, biri evet. Nakletmiş. Yani evet, sonuçta ya yaratıcısı ya da oradan bir bağlantı mutlaka çıkacak. Zaten o işte üzerine program yaptığımız o şey var ya, hani bulunan döküman. İşte, evet. Yani onun üzerine mutlaka, yani zaten Blizzard'da diyorlar işte, bu oraya konan hiçbir şey boşuna konmuyor. O gönderme de yapıldığına göre işte enemy infiltration muhabbeti. Ya o yani kesin o, aynen. Tabii o dokümanın üstüne muhtemelen ileride yeniden, hatta belki Denatrius'un işte bu kılıçtan kurtulması hikayesiyle bağlayacaklar. Belki hatta bak üçüncü ihtimal, onu da diyeyim. Belki Dreadlord'lar kurtaracak. Yani. Evet bak, bu da çok güzel bir. Yani. Sızıp kurtaracaklar değil mi böyle? Tabii canım, şey olabilir mesela, hiç beklemediğimiz biri, ne bileyim, Renatal değil de belki Ventirlerden mesela. İşte Dreadlord çıkabilir ortaya. O da böyle oraya yaklaşıp işte onu oradan kurtarabilir. Şey olabilir Falan. Direkt Dreadlord'lar böyle gayet onun iradesinden bir parça olup da Evet. Onu sezip Revendreth'e geri dönüşleri falan. Evet. Evet. Efendim yani, tehlikeli diye. Evet. Yani o tarz bir şeyler de olabilir. Onları da söylüyoruz yine. Üçüncü ihtimal olarak bunu da diyelim yani. Gayet mümkün bence. Olası. Denatrius gizli Murloc, evet. Var ya, Murloc'ları hiç küçümsemeyin abi, çok acımış. O kitaba oyunda rastlamadım. Açıkçası aramadım da. Ben de bulamadım ya. Biraz bakındım da bulamadım ya. Şeyde ya. Oyundan çıkarmamışlar. Yok, çıkarmadılar. Duruyor. Dur, hatta ben size koordinatını atayım direkt. Ben o kuleye gittim de bulamadım yani. Onu bir şey yapınca açılıyormuş o. Ay kesin treasure gibi. Bu paketin treasure'ları çok... Şey, evet. Revendreth'lerini bitirmen mi gerekiyordu? Öyle bir şeyler var. Komentlerde yazıyor. Yok da Murat'ın son söylediği, abi bu paketin chestleri inanılmaz iğrenç. Evet. Yani gerçekten... Hepsi için sanat yapmak gerekiyor. Yok, onun içinden çıkacağı ödülü gibi satın alırım daha iyi yani, o kadar harcayacağım vakitte. Yani. Heh, kitap bak, buldum. Dur, yayına dur, gidiyor mu bu cevapların ayak hareketleri? Level at. Hatta şu an şunu atıyorum bak. Comment'te yazıyormuş bak. Hop. O ses ne oldu ses? Level 60. Mikrofona vuruyor zaten. Saldın. Evet. Jabbar reis. Ben değil, Jabbar vuruyor. Sabahtan beri inmiyorum, inmiyor. Yok, mikrofona bir ya. Saldırı gerçekleşti de. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Evet, level 60 olmanız ve şeyi bitirmeniz gerekiyor. Bütün Revendreth campaign'i bitirip Covenant'ı seçip geri gelmeniz gerekiyor. O zaman görürüz. Ben bitirdim ki Revendreth side quest'lerini. Side quest'leri değil canım. Şey. Bir de Covenant'tan olman lazım oğlum. Covenant'tan. Ha evet, Ventir olman gerekiyor galiba. Ondan emin değilim de. O güzelmiş. Ben öyle hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tamam, ona mevcin de bakarım ben de. Court to find book. Yaramaz Jabbar. Jabbar başkan. Yok ya, yaramaz değil, hayvan geliyor, sevilmek istiyor. Sevilme saatleri var onların. Benim sevilmek için gelmiyor. Benim gelirse beni ısıracak. Ya o onun yan etkisi. Kedi bir kere. Abi köpek gibi ısıran kedi de yani. Yani itidabe edemiyorum ya. Vampir olmak gerekiyor mu acaba? O yazmıyor hakikaten ya. Yani şey, kimse yazmamış da galiba olman gerekiyor ama gerekmiyor galiba ya. Ben öyle duydum, dediğim gibi iddia etmiyorum, sadece duyum. Yok, ya yok, biri yok. Bence onu YouTube'da falan bulmuş. Yani. Sadece duyum, öyle bir iddiam yok. O zaman toparlayacak i̇şte olursak abi. İşte bizim söyleyeceğimiz Denatrius tekrar ortaya çıkacağını düşünüyorum ileride. Ha aynen, toparlayacak olursak özetle Denatrius geri gelecek. 3 tane şu anda değil mi? Şey, teori çıktı onunla alakalı. Bir işte evet. Dreadlord'ların geri gelmesi.
Bir işte Rune Carver'ın, yani daha doğrusu Primus'un ortaya çıkıp kılıcı yield edip onu kurtaracağı muhabbet olabilir. Zaten işte Jailer'a Zorla karşı. yanında savaştıracak şeye, Aynen. Jailer'a. Bir de benim dediğim var. O Renatal'ın pis bir iş çevireceği. Evet. Ha, 4 oluyor hatta 4 mü onda. oluyor? Diğeri ne? Ya da işte Veiler. Mavon tekrar güçlenip orayı yanına alması. Ha, Devat eyvallah. diyorsa yanına. Jailer'ın onu oradan kurtarması. Bu da Diyelim ve ilk bu ve en olası ihtimal. hangisi? Jailer'ın işte Ha Denatrius'u evet, değil mi? kurtarması. Easy şey. Evet. En böyle şey klişe ihtimal. Erdem Guild'den soruyor. Evet, kitap o kitap. Enemy Evet. Infiltration. Preface. Aldım. Okuyacak. Yok o değil ya. Hangisi? Daha önce Dreadlord'ların Ha, eski kitap. Denatrius'la olan muhabbetini ortaya çıkaran şey. Ben Görkem. Kitabı In-game okudunuz kitap. mu? Ha Görkem. Görkem, Görkem Eda Bey, çok inatla merak merak ediyor. ediyorum. Kitap geldi sana. Okudum mu? Kitap. Ha? Ha şey, Collector's Edition olanı mı? Ha, oradan öğren bilgiler var. Bizde yok, bende yok. Hayır. Ha şey mi? Ha, ona siz de bakabilirsiniz. Artık sizde de var. Ama yani şey yok. Ne bileyim, başka kitap mı var? Bir de böyle haberim yok. Gelecek Bilmiyorum. kitap Eda mı çok var? heyecanlı soruyor ama o zaman Eda yanılmış Ben olabilir. Sen yanılıyorum. Christy Golden'ın Evet, kitabından Christy bahsediyorsun. Golden'ın kitabını gördüm. Ha yok, o Ha. gelmedi. Gelmedi. Gelmedi Gelmedi. mi daha? O Gelmedi. Daha mı? Daha gelmedi mi? Çıkartmadı mı? Oku. İlgili arkadaşlara bu isteğinizi iletiyorum hemen. Eda dedi ki o kitap sana gelmedi mi daha dedi. Kitap gelecek. Sevgili Blizzard diyeyim. Bak, böyle Okay. beklentiler var. Kitabı gör de bize anlat diye falan. Var. Belki, bilmiyorum. Ama son kitabı dediğin, zaten iki tane kitap var. Bu arada bir tanesi hala açıklanmadı. Christie Golden. Bir tanesi şey zaten. Bu Shav'la Evet. öteki Ekürisi şeyde geziyorlar. Eastern Film. Kingdom'da. Evet. Film. Filin o onu bilmiyordum. Flint'le Shav. Yani o Eastern Kingdom'da gezdikleri çok şey değil gibi. Yani bizim konumuza bağlanmayacak gibi gözüküyor. Yan bir hikaye. Ama bir tane açıklanmayan var. Büyük ihtimalle 9-1 açıklanınca açıklanacak Gelecek. herhalde, hikayesi Oo, onunla bayağı var. ilgili. O Ha, hala da, evet. Bütün Chronicles tarzı bir kitap gelecek Shadow Gerçi. Onu diyorum. evet, bayağı evet, var. onun çıkışı ertelendi. İkinci ertelemeden sonra hala daha çıkış tarihi resmi açıklanmadı. Çok büyük ihtimalle 9-1 belli olunca açıklanacak. Çünkü normalde o kitap şey diye gözüküyordu. Shadowlands'ın çıkışıyla beraber aynı gözüküyordu tarihi ilk çıktığında. Ya, isimsiz işte Shadowlands kitabı gibi bir şey diye geçiyordu. Game muhabbetine bağlamazlar. Direkt kitap onunla alakalı abi. Shadowlands'in Chronicles olacak. Ha evet, öyle gibi Bayağı gözüküyor. büyük olacak yani, önemli. Hatta ikinci Chronicles dediler O yani. zaman böyle bir Şey o. yazarlar topluluğu falan gibi bir şey ele alırız. Bekliyoruz. Yani Evet tek evet bir zaten kalemden şey, çıkmaz diye Christie düşünüyorum. Golden değil o sadece. Christie Golden'ın şey var bu arada, çizimli ilk kitaplarının yeniden basımı var. Onlar bayağı güzel gözüküyor. Bak, onun parasını verip alacağım. Hatta şeyde imzalı vardı. Blizzard Store'da, ama acaba Türkiye'ye yolluyorlar mı? Yani öyleyse imzalı alırım yani. Bilemiyorum ama. Umutlu değilim Eğer. ama. Yani ben de sanmıyorum. Bu Zaten arada 300 liraya geliyor. Alamazsak da artık Steam'den oyun alırız. ben bu raid'in sonunda 9.1'e dair bir iyiyim. Şimdi tahminen Coven campaign'leri bitince alacağız oyunu. Evet. Yani raid'den raid'e bağlama bunda olmadı. Bak, güzel bir detay. Hakikaten iyi hatırladın. Normalde her raid'in sonunda bir sonraki kontende açık bir gönderme görürüz. Ama Evet. bunda bir şey yok. Bitiyor mevzu ve Onun için beklemediğimiz bir yerden çıkabilir. Mesela ben bölge raid'i beklemiyorum. evet. Belki Mov'un güçlenmeye başlayacağı bir raid olur. Belki de Mov raid'i 9-1'de. Çünkü Yani son boss olmayacak Jailer'da. O evet. söylendi. Jailer son boss olmayacak. Bir yerde savaşacağız ama son boss olmayacak. Evet. Bana da öyle geliyor aynen. Evet. Hatta Ama öyle bir durumda Torghast ne olacak? O da o gameplay siz olarak. bana nasıl keseceğiz? Hani Lord of diğerleri işte yeni var. Sonra bir şeyler Sinnoh'u oldu diyelim. seveceksiniz artık. Sylvanas'a hala kesmek isteyen varsa kötü haberi vereyim Vardır arkadaşlar. eminim. Ne yazık ki öyle bir şey olmayacak. Olmayacak.
Yani hani hazırlayın kendini. Öyle bir beklentiye girmeyin. Yani ne yazık ki Sylvanas boss olmayacak. Ne yazık. Bir de şey diyecektim. Sonraki raid. Ha, sonraki raid ile ilgili yani 9-1'de şöyle bir olay olabilir. Çok fazla Nauru ve Light göndermesi var. Yani Lightlands'ı biz bir raid olarak görebiliriz. Bu Firelands gibi. Nerede? Bir... Shadowlands'ın yani içinde. Shadowlands'ın içinde değil işte. Shadowlands'ın içinde olmayacak. Büyük ihtimalle. Yani olursa öyle bir şey. Bu şey gibi olacak işte. Firelands. Ama Lightlands'de çok büyük bir lore değil mi aslında? Öyle de işte bu şey. Yani şey yapmayacağız işte. Oraya gitmeyeceğiz. Büyük ihtimalle oraya ya kapı açacağız ya girişini göreceğiz. Ya ilk böyle ilk bakış modu bir şeyler olabilir. Yani bana öyle gibi geliyor. Çünkü bu Nauru'ların ya geri dönüşünün yolunu açacağız ya daha çok Nauru'nun işte Shadowlands'e gelebilmesinin yolunu açacağız gibi gözüküyor. Sanki var cidden yani şey... o cümle çok önemli ya. Evet evet. Biz mesela çünkü... şey konuştuk mu hatırlamıyorum hani Shadowlands niye bu kadar önemli diye. Heh. Belki de bütün yaratılış Shadowlands'tan başlıyor. Evet o şey Death bölümünde konuşmuştuk onu hatta. Biz onu işte tam hatırlamıyorum şu an ne konuştuğumuzu onun için. Yani Shadowlands'ın çok kritik olduğunu söylemiştik. Hani şey kapsayıcı düzlem evet, olarak falan konuşmuştuk ya. Yani, hatta şeyi evet. falan söylemiştik işte belki hani Death gücüne bağlı değil de daha üstte. Evet çünkü, evet. Her şey var çünkü. Earth Trans olayı yeni belli olmuştu o zaman. Evet. Gerçekten de hani şey... Bu kozmik harita hani bizim açımızdan Titanların açısından falan diye konuşmuştuk o zaman da. Kozmik haritada Shadowlands işte sanki Azeroth'a bağlı bir şeymiş, boyutmuş gibi gözüküyor ama aslında evet, öyle evet. şey değil. Tamamen ya da belki Azeroth'un evet, Titan çok önemli bir şey. Evet. Ben yani. Hatta bunu da yazacağım ya. Oğlum Titan değil Azeroth. Ben söylüyorum. Titan değil Azeroth. Azeroth çıkmayabilir Azeroth mi? Aslında Elun'un olduğu gibi bir tane Dark Iron Warrior çıkarsa pembe saçlı. Hiç şaşırmayın yani. Yani. Reddit'teki artı söylüyorum. Onu bakmadıysanız o artı sakın bakmayın psikolojik. İğrenç bir şey. Fan artı zaten. Öyle, bence Elun'u yani Azeroth ama öyle Elun değil. Useless yani gun. Elun değil. Evet. Useless gun. Yani bence Azeroth Elun ama öyle Elun değil. Yani Azeroth Titan değil. Aynı ırktan mı diyorsun? Hayır işte Elun ama Elun Titan değil. Azeroth da Titan değil. Onun değil. İçin diyor. Yani. Azeroth da Titan değil. Şey gibi evet, düşünün ya. Loa'ların trollerin gördükleri tüm güçlü canlılara Loa demesi gibi. Titan daha da bunu görüp Titan demiştir yani. Bu ya herhalde Titan demiş. 3 gram ama, aklımız yani, vardı zaten. Titanlar Arkane'den olan varlıklar olduğu için bir mantığı da var yani. O kadar da değil. Ama bu, işte bu şöyle. Bu teorinize katılıyorum Murat Han Bey. Lord Konsey birbirine girdi. Lord Konsey'inde dağılma. O zaman şeyi söyleyeyim. Agramar şey Azeroth'un içinden bir şarkı duyuyordu. Şarkı konusu bana daha üst bir konu gibi geliyor Titanlar. Bir şarkı duyması. Ya ama o şeyde de var. Neydi? Life Titan'ında işte Eonar'da da var şarkı olayı. Yani ya şarkı onu deyince söyle onu. Yüzüklerin Efendisi ya direkt. İşte onu diyorum da. Yaratımın şarkısı geyiği var direkt. Şeyde evet, evet. Boss olarak gidiyoruz ya orada. Direkt şeyin Eonar'ın orada şarkı muhabbeti var. Hatta aynen direkt birebir böyle şey Silmarillion göndermesi gibi. De. Olsun ben bunu ortaya atayım da sonra tutayım. Ya tutarsa hiç belli olmaz. Ama Shadowlands'da şöyle bir şey var. Hikayeye sıfırdan başladıkları için ucu çok açık. Yani şimdi hiç beklemediğimiz yerden bir şey gelebilir. O yüzden ben çok bayağı heyecanlıyım. Yani 9-1'den çıkacak diye böyle yana ya döne zaten bekliyorum. Zaten BFA'dan şu ana kadar güzel olan kısmı da bu. Yani yazarların eli de sıkışık değil. Evet. Rahatlar. Evet, onlar da uçabiliyorlar. Her yere gidebilirler ya. Evet, salın diyorlar. Yani. Evet, olay tutar gerçekten ya. Ne olacağıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz yani. Sadece o en sonunda böyle o şeyler bitecek. Renown'ların hepsi açılacak ve işte Covenant campaign'ler bitecek. Orada şöyle bir şey göreceğiz. Ucundan acık
ne olabileceğini göreceğiz sadece. Zaten Şubat'a doğru bitecek. Şubat'ta da BlizzCon. Şubat'ta mıydı? Ha evet, Blizzcon Evet, Online evet. o Şubat, civarda. Şubat. Evet, tam o geldiğinde Evet. şey olacak. 9.1 duyurusunu Ama alacağız şey sadece. zaten ya, World of Warcraft çok 19. fazla fantastik evrenin bir araya gelmesi zaten. Tabii Evet. hepsi gönderme, kasıtlı referans var yani. O Oy. yüzden hakikaten bak, 22 Sel Evoid. Şubat'ta bitiyormuş Hmm. Renown'lar. Amerikan serverlarına göre 19 Şubat'ta da şey var işte, BlizzCon Online var. Ne güne O denk zaman geliyor? BlizzCon Aynen. Online'da birkaç gün sürerse denk gelir. O zaman bunu da Lord Konseyi yine birliği 9 BlizzCon'larına 9-1 geliyor. Bak, Duyuruluyor. o hafta sonu, ha hatta şey, BlizzCon Online'dan sonraki hafta sonu, aman şey, sonraki resette Renown'lar bitiyor. 20-21 BlizzCon Online, işte Salı, 23'ü Salı son Renown açılışı. Onun daha devamı gelir ama ya. Ha tabii canım, bu sadece 9-0 9-0'ınki. Renown'ıymış. Daha devam edecekmiş. Hay Kendi maşallah. kendine artacak. Artık şey yaparlar, catch-up'ı hızlandırırlar muhtemelen. Valla ben Belki Necrolord çoğu olarak açık Baron'la aynı kalmak kalır. istemem ha. Margrave'e kadar yürürüm buradan. Değil Ne? mi? Necrolord Baron tam. olarak diyorum. En son title şu anda Baron ya. Evet. Baron'da kalmam yani artık. Mesela atıyorum 100 Renown'dan sonra ben Margrave olarak anılmak isterim. Ben Lord istiyorum ya. Lord title'ımızı versinler. O şeyden gelir kesin. Revendreth'ten gelir. Ya işte bekliyordum onu da. Duke var. İşte Duke şey işte. Ufa İlk yavaş yavaş. aşama acaba, değil mi? Evet. Elçin Umarım. neydi? Ne? Bastion kim Bastion. bilmiyorum. Bastion o kötü ya. Bastion title'ı. Gerçi her şey kötü abi. Şimdi demeyeyim diyorum da. Sunstrider Gerçekten de kötü major zaten. bir rol oynar mı? Bence bitti ya Kayle'in hikayesi. Yani çok fazla devam edeceğini Ya sanmıyorum. Kayle'ın hikayesi şu an Ekizur'dan azar yemek üzerine kurulu. Orayı Kavurucular. ben Revendreth senaryosunda görmek istiyorum. Çok eğlenceli olur. Kael'tasın bütün geçmişini Ekizur işte görüp değerlendirecek. KT var mı? Güzel olur, evet. Aa, KT'nin buldum evet. peşinden gidecek. Kim Kiriyen gidecek? Hand of the Archon oluyormuşsun. Aman çok kötü ya. Baron iyi o zaman ya. Ben hiç şey yapmayayım, hayıflanmayayım. Şeyde Kont oluyorsun. Count. Duke değil, pardon. Çok Aa, güzel. Kont Kontes Ventir'de. Knight Fae de çok kötüymüş. Böyle Winter's Envoy. Wow. O da bayağı kötüymüş. Ya ulan. Sonra bahçelerine laf edince kızıyorlar. Şey de yani, diğerlerinde Baron, Baroness, Kont, Kontes veriyorsun. Ondan sonra Bastion'da öteki yani Bir de tırt. yani bir de hala Arkon. Gene Arkon'a bağlı. Kendin evet, de diyor. gene Arkon'a Arkon'un bağlı. evi. Arkon'un şeyi. Epoka da yaralı Ha, belli. Çok güzel. Ayda. Hocam bak. Epoka. Bak yani buradan başımıza bir şey gelirse ben hiç sorumlu kalmıyorum. Yok yok ne olacak. Ne olacak, ama Yani o kötü Emre'den Kavanın title'ları da şöyle atayım bulmuşken. Icy Veins'imizden reklamımı yapayım. Kalin nesi gelecek diye bir şey baktım ama Neyi? benim bildiğim Ya Kalin Kayle bir işte Revendreth, sen şimdi raid'den kurtardın. Tamamen bir sonraki chapter'larda yani bu şey bitene kadar. Bu Renown'un sonuna doğru işte Kayle'tası Accuser tabiri caizse adam edecek. Evet. Ventir olma yolunda Bütün geçmişini gidiyor işte. öğrenecek, Ama öyle evet. böyle büyük bir şey gelir mi sizce artık yani? Ben doydum. Sanmam. Yok yok, Bence gelmez. şey yeter Ama diyorsun. yani Kael'tas'ın TBC'de korkunç writing'ini düzeltecek iyi olur. İrid'in de olduğu gibi. Magister's teras, merely setback. Castle Nathria, merely setback. Setback yeter ya. Böyle böyle. Artık yeter setback yani, değil mi? Setback yani. Abi de yani Kael'tas sevenler üzülmesin de Accuser'ın Kael'tas'ı azarlaması çok eğlenceli olacak. Ya o gelince göreceksin, çok güzel azarlıyor. Ventir hiç Babaanne gibi büyük bir azarlıyor. heresle Shipliyor muyuz Accuser'la seçmişler. Şey mi? Kael'tas'ı? Ne? Herkes shipliyormuş ya. Accuser'la Kael'tas Oha. kaynaşacak diye. Bu gereksiz ama ya o. Ya işte. Accuser Yersen. O bakmaz mı ya? Bunun... shiplemesi artık yeni moda ya. Herkesi Evet. birbiriyle kaynaştırma eforu var. Hı? Hatta her cinsiyetten falan. Yeni moda Arthas'ı da mı bu? raid boss'u olarak görürüz. İnşallah görmeyiz. Neyi? Yani görürsen çok büyük Arthas, ha tepki o olur. arkadaşlar ya, üzgünüm o konuda da kötü haber vermiş olmayayım ama
resmi olarak açıkladılar. Arthas önemli bir karakter olarak görmeyeceğiz. Demişler Yani ya. en yazık ki Görünce de şaşırdık. yani onu anca böyle bir iki kere daha ya, hatta belki bir kere daha oyun içinde göreceğiz. O da çok ufak bir gönderme olacakmış. Zaten şey diyorlar işte, ya yani Arthas konusu çok hassas, ona biz o konuyu açarken işte iki kere düşünüyoruz. Evet. İşte yoğurdu üfleyerek yiyoruz falan gibi bir şeyler demişler. Şey düşünsene, Blizzard O Red Guard'ız. Arthas hakkında konuşmaya geldik. Emin misin? Ama öyle yani, herhangi bir yaptıkları bir şey çok büyük tepki alabilir. Yani Arthas çok tehlikeli konu, evet. işte şey Düşün, Arthas'ı kullanmamak bile tehlikeli komüniteye. Yani o değil çok mi? zor. Hakikaten bak, aynen. Zaten şey oldu işte, o Bastion sinematiğiyle ama şey animasyonuyla girmeleri bile aslında kritik bir hata oldu. Çünkü böyle ters beklenti yarattı. O Arthas var, o Evet. zaman Arthas'ı göreceğiz falan diye. Halbuki öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Ya Sylvanas'ın hikayesini ne zaman öğreneceğiz ya? Sivan hikayesi de Sivan hala gündemde yok. Bence Moğol. ya işte şey, küçük küçük şeyler açılıyor ya, cutscene'ler. Evet. Oralarda yavaş yavaş göreceğiz Göreceğiz. ve büyük ihtimalle Renown hikayeleri bittikten sonra ona büyük bir gönderme olacak. Ay iyi, çok güzel. Merak ediyorum çünkü. Ya çünkü şeyi görüyoruz işte, aşama aşama böyle biz şeyde özellikle Mav'da bir şeyler yaptıkça, işte Torghast'tan her birini kurtardıkça, orada her kapıyı açtıkça bir aşamasını görüyoruz. En sonunda Evet. muhtemelen işte bu 9-1 gelmeden bir son, bir böyle uzunca bir açıklama görürüz yani, öyle tahmin ediyorum. Okey. Güzel. O da bağlanır. Sivanas'ın sevgilisi var mı erken? Abi biz bunları anlattık. Nathanos. Aa oğlum ya. Biz bunları anlattık. Nathanos, evet. Nathanos ama yarı platonikler birbirlerine. Aşkım baş. Ya YouTube'da şey var demiyor abi. mesela, Sylvanas hiçbir zaman Nathanos'a işte aşkım demiyor ama Nathanos Yok. ona diyor. Aşk kitabı. Evet, hatta onu BFA'nın sonunda diyor. Öyle Evet, vıcık onu vıcık da bir ilişki BFA'nın düşünsene. sonunda diyor. Aşk. Aynen. Thanos müthiş bir simp ya. Evet. Yani ama şey, sonuçta şey değil, full platonik değil Değildir Nathanos da. herhalde Onu böyle ilk başta zaten, onu Nathanos bölümünde yani. anlatmıştık işte. Sylvanas Nathanos'u koruyor hayaliflere karşı, işte önyargıya karşı, işte gene de onun eğitilmesini sağlıyor, başkumandanı yapıyor, işte yetenekli olduğunu görüyor, şey yapıyor falan böyle. O yüzden Sylvanas da Nathanos'a karşı boş değil gibi sanki. Tabii Ama canım. burada nasıl bağlayacaklar ve işte Nathanos Mav'a döndükten sonra ne olacak, daha görmedik mesela. Daha bir de o da Evet, var. evet değil mi? Onu da Nathanos'u da bekliyorlar. göreceğiz daha. Evet. Daha neler neler olacak. Ya. Vallahi dediğim gibi tekrar edeyim ben. Biz bunları Çok var. anlattık Biz arkadaşlar. bunları... Evet. İlgilenen varsa YouTube'da Azeroth üzerindeki ilişkiler, aşklar Hayat diye bir sürekli. videomuz mevcut. Biz... Evet. Netonos'ta Onun dışında... Sylvanas da var. Ben Nedda da varım. İstemezdin ama. Ne? İstemezdin ama. Niye? Yani... Artas ve Sivanas değil mi? İki Art. şey zıt. Yok Ya hep aşk o çok güzel olur. benzeştirme var Çok. ama yani Jaina ve Arthas yeterince güzel bir eşleşme. Hatta Evet. Frost Evet. Evet. Jaina'nın Dark Side'a geçip de Arthas'la kaynaştığını falan düşünsenize. çok güzel olur. Yani Çok güzel olur. Manyağa bak Mav hem de. tarafına geçip falan böyle, gerçi kurtarıyoruz ama hiç belli olmaz, etkisi kalmış Bu olabilir. arada yani öyle Art Sylvanas'a aksi bir birkaç şey yapacaksanız Greymane'i alın. Değil mi? Hakikaten. Evet. Direkt Greymane'le. Onun zaten bir karikatürü mü ne vardı? İşte Greyman Trip aslında platonik ona falan filan diye böyle. atıyorlar falan. O da güzeldi ya. Bulamayız şimdi ama. Şerefsiz Jaina. Jaina'yı seven varsa vallahi bilmiyorum. Seven kaldı mı? Bir Jaina'yı de seven şey, yok. Sylvanas'tan daha çok nefret edilen bir karakter yani. gerçekten mi? Hiç evet. hissettim Ben Jaina'ya onu. karşı götürüm ya. Nefret. Dövdüm zaten yeterince. Değil mi? Boss olunca bir hıncımı aldım diyorsun. Ama yani Hıncım yoktu ya. Sadece saçmalıyordu. hala Ölmeyor. İşte şey var ya, Jaina'nın bir de ölmesi yüzsüz. gerektiği bir şey yok. Boss alan kim ölüyor şu an? Bir tek Arthas Hangi ölüyor. boss Aklım kabul evet ya, artık bağlamış. onu getirseler Adam ya boss geri artık. falan olmaya başladı. Hangi boss ölmüş gibi? Boss dediğin Bilmiyorum. ölmez falan diye. Biraz rahatsız edici değil mi? Yani Denatrius da öyle şu anda.
Evet. Ama Yani hepsi bir yere bağlanıyor yani. ya hayır, bağlanıyor, bağlanmıyor değil. Hani havada kalmıyor canım da, yani artık birilerini öldürsek ya, öldürebilecek kadar yani Gücümüz var. güçlendik. Tamam Abi. eyvallah, böyle çok doğaüstü güçlerle kapışıyoruz yani. Hogger kesmiyoruz en nihayetinde ama. Yani bilmiyorum yani, Yakıcı kimse de öldürür ölmüyor abi mesela ya. kesin. Ya tabii canım, öldürüyoruz da arada. O kadar da boş geçmiyoruz yani. Silah hapsediyoruz sürekli. Vurduğumuz ayaklarını geri Sürekli vuruyor silah ağzımızın hapsediyoruz. O şey, biz iyiyiz ya, biz kıyamıyoruz. Bak bu iyi olsun üstüne. falan. Böyle süper insanlarız. Aynen, bu dursa Aynen. ileride kullanabiliriz. Yani. Bak Illidan'ı öldürdük de ne oldu mesela? Geldi geri, Geri gel. işini yapıyor. Doğru ilerledim. Yani. Evet, bak Öldüm. öldürmek çözüm değil, Kazanmaya kazanıyoruz. çalışıyoruz. Evet Derken dayak yani. yiyoruz ağzımızın üstüne böyle. Sürekli her seferinde. Güzel oluyor. Utır'ın aklı Arthas'ta kalmış. Kalmış zaten. Utır hakikaten bana, bir de Utır da var daha. Bak doğru. Davos'u öldürdük ama Utır'ı var daha. Daha neler olacak? Daha kimler gelecek? Görmediğimiz daha bir sürü karakter varmış. Daha Garrosh'u da görmedik mesela. Evet ya. Ben mesela Revendreth'te bir şey Revendreth diyorum. Natria'da bir şeyler bekliyordum onunla alakalı ama. Çok Ucu aynen. açık İşte ya. dedim ya, şey Boss Ucu açık adından o geyik gerçekten. çok döndü işte, şey diye dur, unuttum adını. Hunger Destroyer işte, Garrosh o çıkacak kesin falan diye herkes geyik Çıkacak. yaptı, sonra çıkmadı. Ya, o da şeyden kesin ha, en böyle Garrosh olmaya müsait boss adı diye Destroyer yani ya. hala yani aynen Destroyer kesin Garrosh'tur bu falan diye böyle. Black Metal grubu düş Black Metal grubunda bas vokal yapmışlığım var Efnancığım. Ya geçmiş zamanı. Ben yaşlandım artık, bıraktım o işleri ama eskiden yaptım da. Olsa gene yaparım ama Alanya'da Black Metal çalan yok. Yoksa hemen toplayayım grubu. Bir de tabii Olan canlı müzik yapacağımız yer yok var. artık, Maske, şey, biliyorsun. mikrofona maskeler falan. Şu an korona var. Ya benim, yani artık o kadar saldık ki muhabbeti, benim tahminim pandemi 2021 Eylül'den önce falan, yaz falan diyorlar da. Bence 2021 sonuna kadar beklentiye girmeyiz. Hani iyi bir şey olursa iyi oldu diye sevinir. Şimdilik beklemeyin ya. Bakalım Maskeyi kısmet. atmamıza daha var. Valla ben geçirdim. Ama zor ya. İyilikli Zor. düşünelim, iyi olsun. Artık bilmiyoruz ne desek boş zaten. Çok Yani. zordu yani. Aşı olayı yayıldıktan sonra zaten belli olur gidişat bence. Yani Valla. esas zaten sonraki yaz sezonuna geçirmeye çalışıyorlar. Ne? Geçmese bile açacaklar. O yüzden yani bana öyle gözüküyor en azından. Çünkü ülkenin yani ülkeye para girmesi için sonuçta turizmin açık olması gerekiyor Yayının falan. sonunda bunları da kattığımızda Gerçek evet. irreel muhabbetlere bakıyoruz. Evet abi, konu Natria'dan buralara kadar gelebiliyor. İşte World of Warcraft böyle güzel Ya bir var ya topluluğa işte sahip noktası. olmanıza imkan sağlıyor diye toparlayayım Her şey güzel olacak ben. yani. Sonra İşte da Lord oluyor. Black. Ya hatta ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün burada bunun tohumunu atayım, böyle yapmak zorunda kalalım. Bir gün böyle yapalım. Böyle bir İrele değil muhabbet mi? yapalım. Ha. Evet. Yaparız lan. Biz Mor rahatız. İrele. Genel Yapalım. muhabbet. Ya Bizim normal işte sülalemiz World var. Quest kasacağımız bir Eda'nın en akşam. çok konuşacağı bölüm olur var ya. Kimi? Eda'nın mı? Aynen. Ben var ya sustum Ya bir. konuşur da sonra kanala kayyum Yok ya. Sustum. Kimin derdi biz olacağız ya, sen de. Ben şey, artık çok rahatım. O zaman tamam, Kısmet. buradan Lore Konseyi IRL'nin de tohumlarını atmışken toparlayalım. Evet. Zaten aslında 4 tane teorimizi de ortaya Biraz attık. bizim tahmin de attık. Neyi neyi Güçlü attık? bir nasıl söyleyeyim? Teori craft yaptık bu anlamda. Yani raid, evet sevdik, güzel ama ilk raid olduğunu unutmayalım. Bunu söylüyorum diye heyecanınız kaybolmasın tabii ki ama daha neler neler gelecek. Hani buradan şuna bağlayın. Lan ilk raid'de bu kadar özen ve bu Diğerlerinde kadar neler hikaye gelecek? Evet. gördüysek gerisinde neler neler gelecek. Evet. Siz düşününe bağlayın. Gerçekten keyifliydi. Raid keyifli. Yani şu anda daha 5 boss indirdim ben. Öyle söyleyeyim kendi atışımdan ama ilerleyen bosslarda da çok keyif alacağımıza eminim. Yayın da çok keyifliydi. Sizin de katılımlarınız çok değerliydi. Güzel güzel noktalarda güzel güzel sıkıştırmalar yaptınız. Her zamanki gibi Evet. diyeyim.
Ve Görkem'in Murat'ın ağzına sağlık abi. Evet. Teori Çok teşekkür craftinglerinize sağlık ederim. diyorum. Bu akşamlık sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konseyde ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi Dikkatli olun geceler. See arkadaşlar. ya. Korona günlerinde lütfen lütfen dikkatli olun. Evet. Çok dikkatli olun hele bu dönemde. Opel bitişi yapıyordun, kaynadı arada, yapsana. See ya.